Evet, tüm katılımcılara öncelikle biraz daha devam ediyor ama katılmış olanlara iyi akşamlar diliyoruz ve hoş geldiniz diyoruz. Bir isterseniz 2 dakika daha bekleyelim mi? 35 olsun tam başlamak için. Uygun mudur Özgen Hocam? Bir uygundur, birazcık daha bekleyelim. Evet. Ben de herkese iyi akşamlar diliyorum. Herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Bir 20-35 olmasını bekliyorum. Şu anda biraz daha artıyor katılımcılar. Evet. Evet. Tüm katılan katılımcılara tekrar merhaba. Herkese saygılarımızı sunuyoruz. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti'nin bir etkinliği, sendromik paneller üzerine özel bir etkinlik serisi başlattı. Onun ilk modülünü bugün düzenliyoruz. Ben öncelikle tüm düzenleyicilere teşekkür ediyorum. Gerçekten 10 Mart'ta aslında bu etkinliğin başlangıcı nüvesi Ankara'da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda desteği, katkısı ve ev sahipliğiyle gerçekleştirilmişti. Ve çok etkin bir toplantı olmuştu. Ve bunun yankıları da yayıldı aslında. Ve biliyorum ki birçok kişi katılamayanlar izlemek istediler. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti'nin de bunu dikkate alarak böyle bir herkesin ulaşabileceği bir platformda bu etkinliği başlatmış olması gerçekten teşekkürü hak ediyor. Sağ olsunlar. Bizi davet ettikleri için de teşekkür ediyoruz. Başlarken tabii bir acının içinde yaşıyoruz. 10 Mart'ı da öyle geçirdik. 6 Şubat'taki tüm ülkeyi sarsan, hatta tüm insanlığı sarsan acı bir olay, depremi yaşadık. 2 ayı geçti üzerinden. Ancak acısı ve etkileri tabii ki devam ediyor. Unutmak da mümkün değil. Bölgeden, deprem bölgesinden sevgili Barış Otlu da katılıyor. Kendisine bizzat ve onun nezdinde herkese geçmiş olsun diyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Yaraların olabildiğince etkin bir şekilde sarılmasını umuyoruz. Ve hayatını kaybeden herkese saygıyla anıyoruz. Ben toplantıyı başlatırken bu modülde iki konuşmacımız var. Aslında kapsayıcı bir program. Şöyle ki geçmişten gelerek şu
kullandığımız yöntemler etkin bir şekilde giderek teknolojinin ve bilimin hızla ilerlemesiyle, gelişmelerle daha da etkin bir şekilde kullanılmaya başlandı. Bunu geçmişten geleceğe taşıyan bir oturum olacak. Bu yüzden de bu konuda çok deneyimli ve hakikaten kadim yöntemleri, moleküler biyolojide, nükleik asit testlerindeki kadim yöntemleri anlatacak en uygun kişi, her zaman konuşmasından büyük zevk aldığımız, etkin bir şekilde izlediğimiz sevgili Barış Oğuzlu, İnönü Üniversitesi Malatya'dan katılacak. Buyur sevgili Barış. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam, Sayın Başkanlar, değerli katılımcılar. Ben de herkese iyi akşamlar diliyorum. Burada sizinle beraber bu akşam olmak gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Ben moleküler tanının kısa hikayesi, aslında sendromik tanının ya da her şeyin başlangıcını anlatmaya çalışacağım. Dilimin döndüğünce sizlere bugün. Aslında şanslıyım. Yani ülkemize ilk defa herhalde 1994 yılında sanırım 4 adet termal sayıkları cihazı geldi Türkiye'ye. Hemen büyük buluşun arkasından. Bir de benim bulunduğum üniversitede Rıza Durmaz hocamın laboratuvarındaydı. Ben de o sene 97 yılında orada başlamıştım. Yani şanslıydım. Daha sonra Ankara'da 2000 yılından sonra yine Semra Kuşlu hocam ve Ayşe Kalkancı hocamla da PCR laboratuvarında çalıştım, mantarların tanısında. Ve şimdi size kadim yöntemleri, PCR'ı ve evriminden bahsetmeye çalışacağım. Tüm hikayeyi anlatmaya çalışacağım. O yüzden bayağı da baştan alacağım olayı. Umarım sizlere çok sıkmam. Şimdi açıkçası bir zamanlar PCR demekle başlıyorum. Yani bir zamanlar PCR. Acaba aranızdan, bizi dinleyenlerden kaç kişi bu mineral yağla PCR arasında bir ilişki kurabilir? Eğer bu ilişkiyi kurabiliyorsanız muhtemelen 45'li yaşlardasınızdır. Moleküler mikrobiyoloji ya da moleküler biyoloji ile tanışalı epey zaman olmuştur. Çünkü bir zamanlar mineral yağı kullanıyorduk biz PCR reaksiyonunda. Reaksiyonun uçmaması, buharlaşmaması için Eppendorf tüplerimizin üzerine koyuyorduk. Ve onun buharlaşması önlüyorduk. Çünkü o zamanlar termal saykırlar kapaktan ısıtılmıyordu. Bir uyuşma oluyordu ve yaklaşık %10'unu kaybedebiliyorduk mixin. Hem de kontaminasyon riski vardı. Mineral oil kullanıyorduk. Peki şu ters dönmüş Eppendorf tüplerle ekstraksiyonu kimler çağrıştırıyor? Ekstraksiyon. Ekstraksiyon yöntemi de yıllar önce başladığımızda Rıza Hocam'ın laboratuvarında klinik mikrobiyolojik tanıda kullandığımız fenol klorofor izomil alkol yönteminde son basamağı alkolü uzaklaştırmak için, uçurmak için onu ters çeviriyorduk kapakları. Eppendorf tüpleri belki hatırlayacaksınız ya da 25-24 bir neyin şifresi dersem herhalde yine kadim bir şifre olduğunu, fenol klorofor ve izomil alkolün oranı olduğunu hepiniz bilirsiniz diye düşünüyorum. Ya da bu ufak kağıtlarla Eppendorf tüplerinin kapağını açtığımızı, kontaminasyondan korunmaya çalıştığımızı hatırlayacağınızı düşünüyorum. Peki PCR nedir? Ben işte 97 yılından beri PCR ile çalışıyorum. PCR ile ilgili birçok cümle duydum. Bunların bir kısmını siz de duymuş olabilirsiniz. Yani PCR bir cihaz mıdır? Çoğu yönetici telefon açar. PCR cihazımız var mı Barış? Var. O zaman biz niye Batı Nilüsü bakmıyoruz? Ya da PCR cihazımız var mı? Var. Niye o zaman bir etkeni bakmıyoruz? Yani PCR bir cihaz mıdır? Ya da PCR bir görüntüleme cihazı mıdır? Çoğu zaman şu diyaloğa da rastlıyor olabilirsiniz. Bir de PCR ile bakılsın. Çoğu zaman bunu da duyduğumuz diyaloglardan bir tanesi. Ya da PCR bir ihale midir? PCR ihalesi bizim hastanede en önemli şeylerden bir tanesi. Çoğu zaman yöneticiler PCR ihalesi için telaşlanırlar. PCR ihalesi oldukça önemli. Kulaktan kulağa yayılır. Sanki bir uranyum sipariş vermişiz gibi, özel bir şeymiş gibi epey şey yapılır, konuşulur. PCR bir ihale midir? PCR pahalı mıdır? Pahalı olduğunu düşünülüyor. PCR bir hastalık mıdır? PCR'ın pozitif diye çıktı diye birçok şey duyabilirsiniz diyalog. PCR bir laboratuvar mıdır? Bizim laboratuvarımızın ismi de PCR laboratuvarı.
Bu PCR'la başlayan bu kelimeler bana şunu hatırlattı. 7 yaşındaki bir küçük çocuk vardı. Bir şiir yazmıştı. Ben neyim? Ben bir kara delik miyim? Ben bir kek miyim? Ben bir iki miyim? Ben bir İsmail miyim diye. PCR nedir? Bu soruyu tekrar sormak istiyoruz sizlere. Şu anda gördüğünüz bir replikasyon, bir DNA replikasyonu, bir hücrenin içerisinde kopan fırtına. DNA polimerazlar çalışıyor, helikazlar çalışıyor, ligazlar çalışıyor, DNA polimeraz 1, 3, DNA primaz çalışıyor. Onlarca reaksiyon aynı anda gerçekleşiyor ve inanılmaz bir şu anda doğa olayına şahit oluyoruz. Belki de yaşamın en önemli kanıtı. Tüm yaşam formlarında bir şekilde replikasyonla sonuçlanıyor. Bu gördüğünüz bir DNA replikasyonu. İşte polimeraz enzimi bu DNA replikasyonunda o kadar çılgın hızlarda ve doğrulukta DNA'yı çoğaltır ki saniyede yaklaşık 600 nükleotit ekleyebilir. İnanılmaz mıyız? Ve 500 milyonla 1 milyar bazda bir hata yapar. İnanılmaz doğrulukta, inanılmaz hızda bir DNA çoğaltmasını, nükleik asit çoğaltmasını şu anda görüyorsunuz. Bu bir DNA replikasyonu. Peki bizim yapmak istediğimiz şey bunu bir tüpte yapmak, bir tüpte gerçekleştirmek. Gerçekten bu olağanüstü bir durum aslında. Bugün PCR'ı her mikrobiyoloji laboratuvarında neredeyse çalışılıyor. Ve biz işte bir tüpün içerisinde başardığımız şey bu. In vitro DNA replikasyonu yapıyoruz aslında. Biz daha küçük parçalar çoğalttığımız için bunu amplifikasyon olarak küçük DNA fragmanlarını çoğaltıyoruz çoğu zaman. Gerektiğinde daha büyüklerini de çoğaltabiliyoruz. Tabi bu bir dizi reaksiyon, işte PCR reaksiyonuna hepiniz aşinasınız. Bunu size anlatmak istedim ben. Benim daha farklı bir şey, hikayeyi anlatmak istiyorum size. Buradaki replikasyonun basamaklarını ya da siklusları anlatmanın dışında moleküler biyolojiye nin gelişiminden bahsetmek istiyorum açıkçası. Şimdi bu replikasyon, bu in vitro replikasyon, bakterinin ya da bir hücre içerisindeki bu kopan fırtına, bir yazar tarafından aslında bunu bir PCR reaksiyonu ile birlikte bir tüpte yapmayı ilahi güce sahip olmakla özdeşleştiriyor. Aslında bu insanlık tarihinden beri insanların en büyük arayışlarından bir tanesi evreni saran bu güçleri anlamak ve onu kullanmak olmuş. Yani ilahi gücü bir nevi yani tabiri caizse küçük tüp içerisinde gerçekleştiriyoruz. Muazzam bir reaksiyonu taklit edebilme yeteneğimiz var. Çalışan genler bile amplifiye edebiliyoruz. Bu yazar, kendisi gastroenterolog, bunu Prometheus'a benzetiyor. Zeus'tan ateşi çalıp insanlığa armağan eden, bunun için de çok kötü bir şekilde cezalandıran Prometheus gibi, PCR'ın da insanlık için bu kadar önemli bir buluş olduğunu, ateş kadar önemli olduğunu ve gelinen noktada insanlığın hizmetinde olan büyük bir buluş olduğunu söylüyor. Peki ne zaman başladı? Yani kökeni, PCR'ın kökeni nasıldır diye bir soru soracak olursak hemen bu zincirleme tepkimenin keşfiyle ilgili olarak aslında keşfiyle ilişkin tartışmalar epeydir var ve kökeni belirsiz. Yani PCR'ı kim buldu, nasıl buldu kökeni biraz belirsiz olduğunu söyleyebiliriz. Ama bildiğimiz şey tartışması olan şey DNA'nın keşfi olmasaydı. James Watson ve Francis Crick bu yapıyı göstermeselerdi biz bugün PCR'ın mümkün olmayacaktı. Bu iki önemli genç araştırmacı, sağ taraftaki fotoğraflarda yaşlı hallerini görüyorsunuz. Francis Crick hayatını kaybetti ama James Watson hala hayatta. Bu hikayeyi Double Helix adı altında James Watson yazdı. Bu bir küçük roman oldu. Ve tüm gerçekliği paylaştı, hemen hemen her şeyi. Bazı küçük itiraflar da var DNA ile ilgili. DNA'nın yapısını bu Rosalind Franklin'in çektiği, hepinizin iyi bildiği fotoğraf 51 adı verilen bu X ışını kromatografisiyle çekilen DNA kromatografik şekline bakarak keşfettiler Watson ve Crick. Bu hikayeyi herkes biliyor olabilir. Rosalind Franklin bunu aslında ilk olarak göstermek istemedi. Ama James Watson bu X ışını kromatografisini gördükten sonra şu cümleler ağzından döküldü. Fotoğrafı gördüğüm anda ağzım açık kaldı ve kalbim hızla çarpmaya başladı. Tüm ayrıntılar buradaydı. James Watson ve Francis Crick uzun zamandır DNA'nın çift sarmallı yapısıyla ilgili hipotezleri vardı. Çok hipotetik çalışıyorlardı. Fazla deney yapan iki araştırmacı değildi. Ancak bu fotoğraftan sonra James Watson hemen bir kağıda şunu karaladı. Bu çizilen bu şekil, bu karalama
DNA molekülünün ilk şekilde çizilmiş hali olabilir. Ve bu fotoğrafla beraber aslında genetiğin kimyası başlamış oldu. Yani genetiğin kimyası çözülmüş oldu bir nebze. Bu saatten sonra bütün araştırmacılar DNA'nın yapısıyla ilişkili, nükleotitleri, şeker fosfat omurgasıyla ilişkili, bunun tekrar sentetik olarak nasıl yapılabilir, nasıl ifade olunuyor, bunu araştırmaya başladılar kimyasal olarak. Ama biyolojisi de artık merak edilmeye başladı. Kimya, genetiğin kimyası tamamdı ama ne ifade ediyordu? Biyolojik soruları cevap aramak gerekiyordu ve aslında bu fotoğrafla beraber moleküler biyoloji çağı da başlamış oldu. Hemen 1953 yılında James Watson ve Francis Crick bunu yazıya döktüler. Nature'da 25 Nisan 1953 yılında makalelerini yazdılar. Ve bu makalelerinde şöyle bir giriş yazısı yazdılar. Bu çalışmamızda King's College'daki Dr. Wilkins ve Rosalind Franklin ve arkadaşlarının henüz yayınlanmamış deneysel sonuçlar hakkındaki genel bilgilerimizden ilham aldık dediler. Bu şekilde başladı yazı, yayın ve hakikaten bugüne kadar süren bir spekülasyon da devam ediyor. Ancak bizim PCR'ın hikayesi de burada başlıyor. 1950'deki bu keşiften sonra çoğu araştırmacı DNA'nın yapısıyla, nükleotitlerin yapısıyla ilişkili ciddi araştırmalar yaptılar. Bunlardan bir tanesi de Arthur Kornberg. Bakın elinde de bir DNA şekli var, bir maketi var, maketini tutuyor. Arthur Kornberg enzimlerle, enzimler aşk bir bilim insanı. Çok üretken bir araştırmacı, Enzimlerle Aşk isminde bir kitap yazıyor. Daha 1950'li yıllarda DNA'nın tam olarak yapısı çözülmeden DNA polimeraz 1 enzimini Escherichia coli'den izole etti. Ve bu DNA polimeraz 1 enziminin DNA'nın replikasyondaki önemini ortaya koydu. DNA polimerazın multikatalitik aktivitesini gösterdi. Hem endonükleaz hem egzonükleaz aktivitesi olduğunu, hem polimeraz aktivitesi olduğunu gösterdi. DNA'yı parçalayabileceğini, onarabileceğini gösterdi. 1956 yılı, yani çağının çok ötesinde bence buluşlar bunlar. Çok hızlı ilerledi moleküler biyoloji. Ve DNA polimeraz 1'in hataları önleyebileceğini, hata düzeltme, proofreading yapabileceğini göstermişti. Henüz DNA'nın yapısının keşfin üzerine 3 yıl geçmişti. Bütün bu bulguları DNA polimeraz 1'i kullanarak bir DNA fragmanı sentez etti. Journal of Biological Chemistry'ye gönderdi. Ancak göz ardı edildi. Yayında bulduğu bu DNA polimeraz 1 ve onunla birlikte polimerizasyonla elde ettiği DNA fragmanının gösterdiği deneyler göz ardı edildi. Editör ondan şunu istedi. Tamam, bir gen çoğaltmış olabilirsin ama çalıştığını göstermen gerekirdi dedi. 2 yılı bekledi. Aynı dergiye tekrar gönderdi ve 1 yıl sonra 1958'de aynı dergide tekrar yayınladı bulgularını ve deoksiribonükleik asitin enzimatik sentezini gösterdi. Enzimatik sentez. Bu aslında ya PCR'ın da başlangıcı. Yani bir polimerizasyon reaksiyonunu göstermiş oldu. Yani bir DNA fragmanı çoğaltabildi ve hemen arkasından Nobel ödülü kazandı. Ve diğer Nobel ödülü kazanan kişi de Severa Oka. Bu kişi de RNA polimerazı keşfetti. Hem DNA polimeraz hem RNA polimeraz 1960'ların hemen başlarında aslında hayatımıza girmişti. Arthur Kornberg çok enteresan bir insan. Bu da çok enteresan bir söz. Sizle paylaşmak istedim. Bildiklerimizin yarısı yanlış. Bilimin görevi hangi yarısının yanlış olduğunu bulmak. Yani son derece fazla hipotez üretiyor ve deney yapan bir bilim insanı. Ve oldukça ilginç keşiflere yol açıyor. Bu Arthur Kornberg DNA polimeraz 1'i keşfetti. Başlık değişti, fark edeceksiniz. DNA polimeraz 2'yi kim keşfetti? O da oğlu Thomas Kornberg. O da DNA polimeraz 2'yi keşfetti. Thomas Kornberg. Aslında aile oldukça enteresan. Anneleri kimyager. Bu Thomas Kornberg babasının yanında oturan DNA polimeraz 2'yi keşfetti. En baştaki abi de Roger Kornberg. O neyi keşfetti? O da RNA polimerazının işlevini ve transkripsiyonu, sentral doğma ile ilgili önemli buluşlar yaptı Roger Kornberg. Aile oldukça bilimle uğraşan bir aile ve o da Nobel ödülü kazandı 2006'da bu buluşları. Yani hem babası hem oğlu Nobel ödülü kazandılar. Babasıyla çok fotoğrafı var Roger Kornberg'in ama Nobel ödülü almayan Thomas Kornberg'in babası hiç fotoğrafı yok.
O fotoğraf çektirmemiş ya da işte o da burada tek başına fotoğrafları var. Ve böylelikle DNA polimeraz hayatımıza girdi. Yani artık polimerizasyon reaksiyonuna aşinayız daha 1960'lar. Peki ne oldu 1960'larda? İlk yapay gen sentezlendi. Bir Hint asıllı bir Amerikalı Corona, Gobind Corona nükleotitleri dizili sıraladı ve onları sentez ettirdi. Aralarında fosfodiester bağlarını kurabildi. Nükleotit sentezi üzerinde çalıştı. Genetik kodu keşfetti. İnsan geni sentezleme metotlarını geliştirdi. Bunlar oldukça önemli. PCR için de çok önemli. Çünkü sentetik oligonükleotitler hala koronanın keşfettiği yöntemle sentez ediliyor. Hala 1960'lardaki metotlar kullanılıyor sentetik oligonükleotitleri yani primerlerin keşfinde. Nobel ödülü aldı o da. O da Nobel ödülü aldı. Bu Nobel seremonisi. 1/3 Nobel'i paylaştılar. Kendisi en baştaki bilim insanı. Hemen yanında RNA molekülünü izole eden William Halley var. Bu sağda gördüğünüz Google koronayı unutmuyor. Her yıl onun doğum gününü hatırlıyor. 1/3 William Halley aldı. RNA'yı yeniden sentez etmeyi başardı. Hemen yanındaki bir sonraki kişi de Nirenberg. Nirenberg de poliuresili keşfetti. Yani fenil alenini keşfetti. Yani uresil nükleotit şeyini, kodonunu sentetik olarak yaptı. Ve çok önemli bir nörotransmitter olan, öncüsü olan bu molekülü ilk defa gösterdi ve 1/3 paylaştılar. Gördüğünüz gibi PCR'a giden yol Nobel ödülleriyle dolu. Bugün laboratuvarda yüzlerce PCR reaksiyonunda su gibi akıyor gidiyor laboratuvarda. Ama inanın her basamak bir Nobel ödülüyle taşlanmış durumda. 69'da girdiğinde Klenov sahaya çıktı. Hans Klenov. Klenov ne yaptı? Yanındakini tanıyacaksınız bilmiyorum ama James Watson'dı. Herkes o dönem inanılmaz bir moleküler biyoloji çığır açıyor o dönemde. Özellikle Avrupa'da. Klenov şey yaptı. Polimeraz birden bir enzimle, bir proteazla bir iki alt üniteyi birbirine ayırdı. Böylelikle daha etkin bir enzim üretti. Polimerizasyon daha kuvvetli, 500'ü, 300'ü egzonükleaz aktivitesi olmayan, stabilitesi daha yüksek bir polimeraz enzimini keşfetti Hans Klenov. Ve Klenov fragmanı çok uzun yıllar PCR reaksiyonunda kullanılacak enzim olarak hayatımıza 1970'lerin hemen başında girdi. Sonra 1970'lerde artık amplikondan ayak sesi geliyor. PCR demiyorum ama PCR'ın ayak sesleri bunlar. Bu Norveçli bilim insanı Jarl Kleppe aslında PCR'ın altında yatan bilimsel kavramları ilk açıklayan kişi. Oligonükleotit primerleri dizayn edebilen, onları sentezleyebilen ve DNA polimerazı reaksiyon içerisine katan ve in vitro DNA amplifikasyon süreçlerini tamamlayan ilk bilim insanı. Yani bir nevi aslında ilk PCR'ı gerçekleştiren ama henüz chain reaction değil. Bir polimerizasyon var ama henüz bir zincirleme reaksiyon gerçekleştirilemiyor. Yıl 1971. Yayını şu, bakın yayının başlığı aslında bence PCR'ın ilk ismi. Şöyle diyor, DNA polimerazları tarafından katalize edilen kısa sentetik DNA'ların onarım replikasyonu. Onarım replikasyonunun kelimesi benim çok hoşuma gitti. Aslında bizim Eppendorf tüp içerisinde yaptığımız şey bir onarım replikasyonu. Primerleri ilgili hedef bölgelere hibrize ettikten sonra DNA polimerazın onu onarması, zinciri onarmasını bekliyoruz. DNA'ların onarım replikasyonu diye bu Kleppe reaksiyonun ismini koymuştu o yıllarda. Ancak çok fazla ilerleyemediler. Çünkü sentetik DNA primerleri yani sentetik oligonükleotitler sentez etmek çok zordu. Henüz bu işler elle yapılıyordu. Bir otomatizasyon yoktu. Ve bu reaksiyon için çok fazla DNA polimeraz sentez etmek gerekiyordu. Saflaştırmak gerekiyordu. Çünkü tekrar kullanılamıyor DNA polimeraz. Escherichia coli DNA polimerazı 37 santigrat derecenin biraz üzerinde hemen etkisizleştiği için reaksiyon bir türlü tamamlanamıyordu. Ve nihayet Thermus Aquaticus ile tanışıyoruz. Thermus Aquaticus Yellowstone Parkı'nda bu Dr. Thomas Brock bir biyolog, Amerikalı biyolog. Kendisi bu ekstrem koşullarda yaşam formları arıyor. Ve bu çabalarının yıllar sonra yaklaşık bundan 20 yıl sonra böyle PCR devrimi gibi çok önemli bir çığır açacağından habersiz
su örnekleri ve bitki örnekleri alıyor. Ve bu ulusal parkta çalışmaya başladı. Burada yaşayan hipertermofil bakterileri keşfetti. Journal of Bacteriology'de yayınladı. Yayınında 1969 yılında ekstrem termofil, yani 95 santigrat, 90 derecenin üzerinde yürüyen mikroorganizmaları insanlığa tanıttım. Bu zamana kadar bu sıcak su kaynakları steril biliniyordu. Steril olduğu, mikropsuz olduğu düşünülüyordu ve bu ısı sıcaklıklarda bir canlının yaşayabileceği fikri de gerçekten inanılmaz. 90-95 santigrat derecede yaşayan bir canlıdan bahsediyoruz. Bakın makalenin ikinci ismi Hudson Freeze. Hudson Freeze bir lisans öğrencisi. Hocasıyla beraber çalışıyor. Hudson Freeze ona yardım ediyor. O zaman lisans öğrencisi. Kendi bitirme ödevini yapıyor bu genç bilim insanı. Ve onu da epey iyi bir şekilde bir otobiyografisini anlatıyor. Aslında mikroorganizma üretiyorlar. Ancak Thermus aquaticus kristalize olup tüpün altına çöken bir mikroorganizma. Tüpler bulanıklaşıyor, bir müddet sonra kristalleşiyor, döküyorlar. Bir şey üremedi diye. Ve bir gün birinde bu kristallere bir baktıklarında Thermus aquaticus'la tanışıyorlar ve insanla da tanışıyorlar. Yıl 1969, Journal of Bacteriology. 1970'lerde reverse transcriptase keşfediliyor, Nobel ödüllü. Yine 1978'de resveratrol keşfediliyor, Nobel ödüllü. Yavaş yavaş kişilerin her bir basamağı yavaş yavaş Nobel ödüllü bir şekilde tasarlanıyor ve keşfediliyor. Ve bu arada enzimlerin yükselişi başlıyor. Yani bu enzimlerin yükselişinden sonra sudden blunting, nadir blunting ve DNA dizileme yöntemleri, tanı yöntemleri hayatımıza girmeye başladı. İşte Sanger, Frederick Sanger. Frederick Sanger, DNA dizi analizinin keşfeden, Sanger metodunu keşfeden bilim insanı, Sanger dizi analizi. Bakın yeni bir metot DNA dizi analizi için kullandığı enzim Escherichia coli DNA polimeraz 1. Yani Arthur Kornberg'in kullandığı, ya keşfettiği enzimi saplaştırıyor, kullanıyor reaksiyonda. Frederick Sanger de Nobel ödüllü. İki tane, şu ana kadar Nobel kimya ödülünü iki kez alan tek kişi. Ve aslında Frederick Sanger zincir sonlanma reaksiyonu yapıyor. Aslında PCR yapıyor. Primerleri var, kısa primerleri. Sekansını yapacağı bölgeye hibrize ediyor onları. Ve arkasından bu sefer dideoksinitrotet trifosfat kullanıyor. Yani 300 hidroksil ucu olmayan nükleotitler kullanılıyor. Bakın 1970'lerde nükleotitler sentez ediliyor. İlk defa timini deniyor. Çünkü sadece timin 1971 yılında sentez edilebilir kimyasal olarak. Ve dideoksi timin bağlandığı zaman zincire, bakın adenin var, zincir uzadı. Adenin var, zincir uzadı. Bu dideoksi adenin ise zincire bağlandığı an zincir sonlanıyor. Çünkü dideoksi, yani 300 hidroksil ucu olmadığı için polimerizasyon reaksiyonu gerçekleşemiyor. Aslında Sanger de PCR yapıyor burada. Ve sonra her bir dideoksi nükleotitle adenin, timin, guanin, sitozinle beraber bir poliaklemiş elektroforizini, bunları elektroforetik alana tabi tutuyor ve dizi analizini başarıyor. Aslında bir polimerizasyon var 1971'lerde, 72'lerde. Daha sonra tak DNA polimerazla tanışıyoruz. Bir bu sefer bir yüksek lisans öğrencisi Alice Chain 1976 yılında bu Thomas Brock ve Hudson Freeze'in makalesinden sonra Journal of Bacteriology'de yayınlanan, bundan 7 yıl sonra aynı dergide bu bakteriden tak DNA, yani DNA polimerazı izole ettiğine dair yüksek lisans tezini insanlığa sunuyor. Yani yüksek lisans tezi. Açıkçası bu konuşmamda şuna da vurgu yapmak istiyorum. Yani genç insanları bu işin ne kadar içerisine dahil edilirse, bitirme ödevleri, tezler, yüksek lisans, doktor, uzmanlık tezleri ne kadar risk alınarak, hipotetik olarak geliştirilirse bilim o kadar faydalı oluyor, o kadar anlam buluyor. Bakın bu genç bilim insanı tak DNA polimerazı hayatımıza kazandırıyor. Tak DNA polimerazı izole ediyor, saflaştırıyor ve aktivitesini ölçüyor. Maksimum 75-80 santigrat derecede maksimum optimum etkinlikte 75 santigrat derecede saniyede 150 tane nükleotit bağlayabiliyor. Biz bunu 72'de kullanıyoruz şu anda. Bir saniyede 150 nükleotit bağlayabilir amplikona. Demek ki eğer bizim hedefimiz 300 bazlık bir bölgeyse 2 saniyenin üzeri fazla olabilir. Bu enzim odasında da çalışıyor. Aslında 27 santigrat, yani 24 santigrat derecede
saniyede 1 nükleotit bağlama riski var. O yüzden de non-spesifik bağlanmalara da dikkatli olmamız gerekiyor. 95 santigrat derecede 2 saatte yarılanma ömrü, yani 95 santigrat dereceye de çok dayanıklı, yarı ömrü çok uzun olan bir enzim. 97 santigrat derecede yaklaşık 9 dakika dayanıklı. Artık tak diye ne yapabilmez, hayatımıza giriyor. Hayatımıza giriyor ama PCR'la mı tanışıyor? Hayır. Bu da bir noktada kalıyor. Diğer gelişmeleri bekliyor. Sonra nihayet Kerim Ulis'le tanışıyoruz. Kerim Ulis bu 1972'de Thomas McCary Bank Mullis, California Üniversitesi'nde Berkeley'de biyokimya derecesini alıyor. Sonra farmasötik kimya alanında doktora sonrası çalışma yapıyor. Ve daha 24 yaşında Nature'a şu yayını yazıyor. Zamanın tersine çevirmenin kozmolojik önemi. Bir astrobiyoloji hayranı, dünya dışı hayata inanıyor ve mikroplarla dünyaya geldiğine inanıyor. Zamanı tersine çevirmenin kozmolojik önemi diye 24 yaşında üniversitede okurken bir Nature'da yayın çıkıyor. Yani çok farklı fikirler olan hiperaktif bir kişilik. Bu da tez konusu. Bu da demir transportu için mikroorganizmaların demir transportu için kullandığı yapıları ve onları tekrar sentez etmenin yolunu arıyor. Ancak tez konusu maalesef çok anlaşılamıyor ve defalarca reddediliyor. Çünkü tez konusunun bir yerden sonra bu demir bağlayan bakterilerin işte meteoritlerle dünyaya gelişine bağlıyor ve bir türlü okulu bitiremiyor. Ama bir arkadaşı yardımına koşuyor, Thomas White. Thomas White tezini birkaç defa redakte ediyor. Sınavda neler söyleyeceğini söylüyor ve nihayet tezi kabul ediyor. Arkadaşının sayesinde. Bütün bundan sonra anlatacaklarım kendisiyle ilgili kendi yazdığı bu otobiyografide, yani zihinde çıplak dans etmek diye bir otobiyografisi var. Aslında bu kitabın başlığı bile ne kadar renkli, ne kadar hiperaktif bir kişiliğe sahip olduğu, aynı zamanda da sörfçü olduğu ortada. Arkadaşı Thomas White, Cetus biyoteknoloji şirketinde çalışmaya başlıyor. Cetus dünyanın ilk biyoteknoloji şirketi. Sciences and Business çağının başlangıcı. Yani artık genlerin klonlandığı, sentetik proteinlerin üretilebildiği, beta interferonu klonluyorlar, onu üretiyorlar. Ama hala PCR yok ortada. Eğer bir DNA'yı çoğaltmak istiyorsanız uzun zahmetli klonlama süreçlerini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Cetus şirketi bir takım laboratuvar aletleri de üretiyor. Biyoteknolojinin yanında. Mesela bir tanesi 1970'lerde ürettikleri mikrodilisyon cihazı. Bizim bu arada hiç görmedim ben, hiç kullanmadım ama ta o yıllarda üretilmiş sıvı mikrodilisyon cihazı ya da dilisyon cihazı ve satılmış, laboratuvarlarda yerini almış. Bu Thomas White bu şirkete, Cetus şirketine Kerim Ulis öneriyor. Bu adamı işe alırsanız mükemmel bir sentetik şeydir diyor, kimyagerdir diyor. Çok iyi bir kimyagerdir diyor ve nihayet Kerim Ulis 1979'da Cetus'ta çalışmaya başlıyor, işe giriyor. Ancak Cetus'un ana çalışma alanlarından bir tanesi hastalıkların genetik temelleri. Tek nükleotit polimorfizmini araştırıyorlar, restrikte nükleazlar bulundu. Yani bu polimorfizmleri gösterebiliyorlar, klonlayabiliyorlar. Örneğin orak hücreli aneminin teşhisini arıyorlar. Kerim Ulis'in işe alınma nedeni primer sentezi, yani sentetik oligonükleotit sentezi için onu işe alıyorlar. Kendisini diğer araştırmacılardan uzak bir yerde çalışıyor. Kalifiye bir eleman olarak görmüyorlar. Kendisi bir kimyager. O şekilde işe başlıyor, çalışmaya başlıyor. Ve yaptığı iş DNA polimeraz 1'i de kullanarak primerleri sentez ederek hedef gen bölgesini çoğaltıyordu. Aslında problem çoktu. Problemleri biliyordu. Ve DNA tanı ekibiyle birlikte çalışamıyordu Kerim Ulis. DNA tanı ekibinin en büyük problemi şuydu. DNA'yı çok miktarda üretemiyorlardı. Mutasyonu göstermek için ellerinde hedef DNA çok fazla yoktu. O yüzden çok fazla DNA'yı nasıl elde etmenin peşindeydi Kerim Ulis. Ve şöyle diyor bir röportajında. Cetus yönetimi bütün çalışanlarına zamanınızın %10'unu ne yapmak istiyorsanız onunla yapmanız gerektiğini söyledi diyor. Yani zamanların %10'u kendisiydi. Kendisiyle ilgili konularda çalışabilecekti, özel konularda. Ve şuna karar vermiş. Şirket zamanımın %10'unu
nasıl ölçecek? Ölçmeleri zor dedim ve bütün enerjisini, DNA'yı nasıl masif bir şekilde çoğaltabilirim? Onu düşünmekle geçirmeye başlıyor. Bu DNA tanı ekibine yardımcı olmak için, destek olabilmek için. Bu arada çok arkadaş canlısı biri değil. Yani sürekli geçimsiz, çok fazla insanla anlaşamayan birisi. Ve nihayet bir zincirleme reaksiyonunun başlangıcı. Nasıl başlıyor bu hikaye? Kendisi şöyle anlatıyor kitabında. Bir gece hafta sonu işten çıkıyor ve dağ evine doğru arabayı sürüyor. Ve polimer zincirleme tepkisinin basamaklarını hayal ediyor. Herhalde hikayeyi biliyorsunuzdur. Araba sürerken bir anda zihninde DNA'yı nasıl masif bir şekilde çoğaltabileceğini hayal ediyor. Ve eve varır varmaz da şu eskizi çiziyor. Bu eskiz Amerikan Ulusal Tarih Müzesi'nde şu anda ve iki primerle bu işi nasıl yapacağını, nasıl sürekli yapabileceğini hayalini kuruyor. Aslında Kerry Mullis tam olarak ne buldu? Kerry Mullis iki adet primerin kullanılacağı, yani sentetik oligonun kullanılacağı, hedef bölgeyi baştan ve sonundan sınırlamasının gerekliliğini ve polimerazı kullanması gerektiğini ama en önemli eklemesi şu oldu. Bu reaksiyonu tekrarlanabileceğini, tekrar başa dönemeyeceğini, yani zincirleme olarak gerçekleştirebileceğini önerdi. Aslında çok basitti ve bu fikri düşünürken bugüne kadar nasıl oldu da kimsenin aklına gelmedi diye çok düşündüğünü ama bunun başarırsa Nobel ödülü alacağını da düşündüğünü hatıralarına yazmış. Yani bu başarırsam Nobel alırım, nasıl kimsenin aklına gelmedi. Yani bir denatürasyondan sonra iki primerle hedefi baştan ve sondan sınırlayarak ve amplifikasyonun sonucunda tekrar reaksiyonu başlatarak logaritmik artışın gücünü de kullanarak masif bir şekilde bol miktarda DNA fragmanı elde edilebileceğini ve bu DNA fragmanı üzerinde her türlü analizin, mutasyon analizin yapabileceğini düşündü. Ve hemen Cetus'taki diğer araştırmacılara gitti, koştu. Onlara bomba bir fikrim var dedi. Onlara hevesle fikrini anlattı. Ancak sonuçta etkilenmediler. Kimse fikriyle ilgilenmedi. Bundan etkilenmediler. Ve dahası yani bunun düşünüldüğünü ama bunun gerçekleşemeyeceğini söylediler. Yeni bir fikri olmadığını söylediler. Bunun üzerine yine Thomas White onun yardımına koşuyor. O şirkette post doktora pozisyondaydı ama o da şirkette daha iyi bir noktalardaydı. Ve ona sadece bu konuyu araştırılması için biraz süre ve malzeme veriyor. Ancak bir şey daha yapıyor. İki araştırmacıyı da paralel olarak aynı anda bu işin başına getiriyor. Bir tanesi Norman Arhain, bir de Henry Ehrlich. Bir ekipte ya yani bir paralel ekip daha kuruyor. Fakat bu ekip ve Kerry Mullis birbirlerine habersiz bir şekilde bu fikri, bir hipotetik fikri doğrulamaya çalışıyorlar. Çünkü Thomas White şunu biliyor. Hipotez çok iyi, fikir çok iyi ama deneysel aşamalarda Kerry Mullis biraz dağınık. Çok fazla deney yapmıyor, deneylerin çok bir çırpı da yapıyor. O yüzden bir ekip daha kuruyor. Ve artık kanıtlanıyor. Her iki ekip de kanıtlıyor. Paralel ekip daha çabuk kanıtlıyor. Thomas White'in kurduğu. Ve artık bir yayın ve nihayetinde bir patent almak önemli, öncelik haline geliyor. Ancak Kerry Mullis patent almak istemiyor ya da yayın yapmak istemiyor. Bunun nedeni de fikrini önce önemsenmemesi, sonra farklı bir ekibin fikri denetlemesi ve o konuda tekrar deneyler yapması. Bunu çok şey yapıyor, buna çok üzülüyor, sinirleniyor ve makale yayınlamıyor. Patent de almıyor, bu buluşu ortaya çıkarmıyor. Ancak diğer ekip, çalışan ekip bu konuda sabırsız. Ve o ekibin bir parçası olan bir bilim insanı Mullis makaleyi yazmayı reddedince ve erteleyince, zamansız bir tarihi erteleyince Saiki tarafından orak hücreli aneminin tanısında PCR'ın nasıl kullanıldığını bildiren bir yayın, Science dergisinde bir yayın çıkarıyor, bir yayın yayınlıyor. Bakın burada da Clano fragmenti kullanıyor. Eşarşeye koli DNA polimeraz 1'in Clano fragmenti. Yıl 1985, daha 60'larda atılan adımların bir sonucu olarak Clano fragmenti kullanılıyor. Saiki gösteriyor. Önce şunu yapıyor. Beta globulin genini PCR'la çoğaltıyor.
Sonra rest yükseklik lazla mutasyona denk gelen bölümlerden kesim yapıyor ve orak hücreli aneminin tanısında çığır açacak bir makale yazıyor ve Science'da yayınlanıyor. Tabii bu Kelemuris'in ismi de var burada. Ehrlich de var, Ayhan da var. Ve Saiki bunda birinci isim bu yayında, Science dergisinde birinci isim oluyor. Ama bunun üzerine artık bulguların yayınlamanın zamanı geldiğini düşünüyor Kelemuris. Ve bu notlarından çıkardığı yayını, bu kendi orijinal notları, alyasıyla yazdığı ve reaktifleri, reaksiyonu optimum koşullara getirdiği bu bulguları önce Science'a gönderiyor. Sonra Nature'a gönderiyor ve her iki dergide reddediyor. Her iki dergide reddediyor ve arkasından büyük bir moral bozukluğuyla beraber yaklaşık 1-2 sene bunu yazmayı reddediyor tekrar Kelemuris. Tabi bu sırada PCR cihazları gelişiyor. Kelemuris burada da çalışıyor. Bu cihaz önce cihaz. 1980 ProPet diye Cetus şirketinin bir alt firması. Bunu farklı bir şekilde dizayn ediyorlar. Ve işte ilk ısı döngü cihazı bu. Fakat bu cihazın gördüğünüz gibi pompaları var. Henüz termos akaratür kustanede edilen tak DNA polimeraz kullanılmadığı için her reaksiyonda DNA polimeraz reaksiyon tipine pipetliyorlar. Ve böylelikle her bir reaksiyonda, her bir denaturasyondan sonra yeniden enzim ekleniyor. Ve bu ilk cihaz, ismini Mr. Cycle olarak koyuyorlar. Mr. Cycle. İlk Thermal Cycler, ilk PCR makinesi de denebilir. Ve bu da müzede, National Museum of American History'de, Smithsonian Müzesi'nde. Buradaki afişi göreceksiniz. California Dreams'in bir afişi. Onu da oraya herhalde Kelemuris yapıştırdı diye düşünüyorlar. Hala üzerinde böyle duruyor. İşte bu sörfçü kişiliğine bir vurgu yapıyor. Bu cihazı üzerine onu yapıştırıyor. Ve nihayet bundan 2 yıl sonra yani makalesini yayınlıyor. Metosin enzimolojide makalesini yayınlıyor. Ve makalesinin yayınlanmasını daha göremeden ayrılıyor. Cetus'tan ayrılıyor. Şirketten ayrılıyor. Bakın daha henüz tak DNA polimeraz kullanılmıyor. Neden ayrılıyor? Çünkü Science dergisinin ilk yazarı olmadığından dolayı Cetus'tan ayrılıyor. Yani buna içerliyor. İlk bu şeyde, yani bu dergide birinci isim olmadığı için, Saiki birinci isim olduğu için firmadan ayrılıyor. Cetus'tan ayrılıyor. Ve makalenin basıldığını bile göremiyor. Ancak gitmeden PCR'ın potansiyelini ortaya çıkarmak için bazı önerilerde bulunuyor. Cetus ekibiyle yeniden toplantılar yapıyor. Tabii Cetus ayrılırken kendisine 10 bin dolarlık bir bonus veriyorlar. Birkaç maaşını veriyorlar. Bugüne kadar Cetus'un ödediği en büyük bu tür bir ikramiyeyi kendisine veriyorlar. Ve laboratuvar hazır hale getirmek için çalışmaya devam ediyor Kelemuris. İki önemli sorun var. Bir tanesi Escherichia coli'den elde edilen DNA polimeraz denatüre oluyor yüksek ısıda. Denatüre oluyor. İkincisi de bu nedenle sürekli yeniden enzim gerekiyor. Enzim eklenmesi gerekiyor. İşte cihaz burada. Sürekli DNA polimeraz şey yapıyor. Ve bir çözüm öneriyor ayrılmadan önce. Diyor ki Yellowstone Ulusal Parkı'nda ki çalışmalarından haberdar. Burada kaynar suda yaşayan mikroorganizmalar var. Bunların polimerazını kullanın diyor. Ve kendisi şirketten ayrılıyor. Yani DNA polimerazı çalıştığını göremiyor Cetus şirketinde ve Cetus şirketi hemen Thomas Brook'un yanına bir ekip gönderiyor. Zaten ATCC'ye kültür koleksiyonuna bakteri eklenmişti ve bundan sonra Thermus aquaticus hayatımıza girmeye başlıyor. İşte Thomas Brook ve kendi Hudson Freeze, o genç lisans öğrencisiyle birlikte, onlar da birçok ödül alıyorlar. Bir konuşmasında Hudson Freeze şey diyor, Kelemuris'i rastladığım bir toplantıda ve Thermus aquaticus'u bulan kişi benim Thomas Brook'la birlikte polimeraz zincirleme reaksiyonu için kullanmayı düşünür müsünüz bakterinin polimerazını dedim diyor. O da biz zaten kullanıyoruz demiş. Bu da böyle bir anekdot olarak tarihe yazılmış durumda. Tabii arkasından patent savaşları başladı. Cetus Kelemuris'e yaklaşık 10 bin dolarlık bir bonus verdi ama Roche'a patentini 300 milyon dolara sattı. Ve dolayısıyla da Roche tarafından satın aldıktan sonra inanılmaz patent savaşları başladı. Promega da bunun patentini istedi. Birçok davalar açıldı. 25 yılında Roche bu patenti kullanıldı.
Yaklaşık 300 milyon dolara satın aldı ama 10 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği de makalelerde yazıyor. Ve PCR giderek farklılaştı, gelişti. 1988 yılında ikinci jenerasyon PCR, multiplex PCR tanıtıldı. Birden fazla hedefin aynı anda gösterilmesi ikinci jenerasyon PCR olarak adlandırıldı. Bu daha çok pratik ve önemli bir buluş olarak yerini aldı. 1989'da tak DNA parmaz yılın molekülü seçildi Science dergisi tarafından. Çünkü hayatın her alanını değiştirmeye, geliştirmeye başladı. Ve Thermus Aquaticus artık herkes tanıyordu. Daha sonra tak DNA polimerazın 500'ü 300 egzonükleaz aktivitesi keşfedildi. Nasıl kullanılacağı keşfedildi ve artık probelar hayatımıza girmeye başladı. Ve cihazlar gelişmeye başladı. Bu Roche'un ilk cihazı programlanabilir. Birden fazla program yapılabilen ilk thermal cycler. 1983'te nihayet Nobel ödülü alındı. Kerem Bolis Nobel ödülü aldı. Ve tanısal moleküler mikrobiyoloji alanında da bir çığır açtı. Hiperaktif kişiliğinden bahsetmiştim konuşmamın başında. Nobel ödülü aldığı akşam az kalsın tutuklanıyormuş seremoninin yapıldığı otelde. Lazer pointerla gelip geçene şey yapıyormuş, bir anda tutuklanacakmış. Bu da hiperaktif kişiliğini yansıtması açısından sizlere bunu da söylemek istedim bu anekdotu da. Bundan da bahsetmek istedim. Tabii infeksiyon hastalıkların tanısında yeni bir çağ başladı. Bu HIV'in tanısındaki ilk yayın. HIV-1'in tanısı için polimeraz zincirleme reaksiyonu kullanıldığı ve polyakrimiş jelde HIV pozitifin gösterildiği ilk yayın. Arkasından Pneumocystis carinii'nde de PCR'ın kullanımı gösterildi. Yani böyle zor üreyen, üretilemeyen virüsler için, mikroorganizmalar için PCR bir anda çığır açtı mikrobiyoloji alanında. Ve işte burada da Pneumocystis carinii için geliştirilen yöntem. 90'lı yıllarda bir PCR şarkısı bir anda moda oldu. Björk bunu popüler hale getirdi. Bob Geldof gibi ünlü müzisyenler bir şarkı söylediler PCR ile ilgili. Şurayı size okumak istiyorum. Kerim Ulus adında bir adam geldi. In vitro olarak da amplifiye edebileceğimizi söyledi. O zamana kadar klonlama yapıyorduk ve işte şarkının devamı. YouTube'da var, dinleyebilirsiniz. Mutasyonları tespit eder. Birçok şeyde kullanılır şarkının sözleri. Şimdi PCR tüm zamanların en tanınan moleküler biyolojik yöntemi oldu. Mesela Nescafe. Nescafe bir kahve markası ama herkes Nescafe diyor yani kahve. Nescafe kahvenin artık adı olmuş durumda. Jenerik bir ad olmuş durumda. Selpak. Bütün kağıt mendillerde Selpak. UFO. Bütün ısıtıcılar UFO. Hatta Türkiye'de UFO tamiri yapılır. Yani dünyada UFO deyince infrared ısıtıcı anlayan tek ülke biziz. Eppendorf tüp laboratuvarda da var böyle şeyler. Aslında bunlar presilikonize tüpler ama Eppendorf markasıydı, adı oldu. Bunlar da Falcon tüpler. PCR da böyle. PCR da tek DNA çoğaltma metodu değil. Transcription, Mediated Amplification, LAMP, NASMAR, Branch DNA. Birçok farklı yöntem var hedef bölge çoğaltmak için ama PCR hepsinin yerini aldı. Moleküler biyoloji eşittir PCR oldu. Burası bizim laboratuvarımız, bizim hastanemiz. Bizim laboratuvarımızın adı PCR laboratuvarı. Ben PCR'da çalışıyorum. Bu hastalar bu tür kağıtlarla geliyor. PCR laboratuvarı DNA sorulacak. DNA sorulacak dediği zaman biz onun hepatit B olduğunu anlıyoruz. Envai çeşit PCR yöntemi farklı amaçlar için geliştirildi. Real-time PCR keşfedildi. Biraz da beklenmeyen, aslında planlanmayan bir çalışmaydı. PCR reaksiyonuna yanlış bir etiyodun bromür koydular ve amplifikasyondan sonra tüpün parladığını gördüler. Ve etiyodun bromür hiçbir şekilde PCR reaksiyonunu inhibe etmiyordu ve dışarıdan görüntülenebiliyordu ve simultane amplifikasyon olarak hayatımıza girdi. Nature Biotechnology'de 92 yılında real-time PCR keşfedildi. İşte yukarıda cam bir thermal cycler'dan fotoğraflar çekilebiliyor. Bu ilk cihaz. Thermal cycler'da amplikonlar çoğalıyor, etüdün bromür bağlanıyor, bir video kamera onu çekiyor ve işte hayatımıza real-time PCR girdi. Planlanmayan bir deney olduğu birçok kez Russell Iguchi ve ekibi tarafından vurgulandı. Real-time PCR cihazları değişti, gelişti. Probe'lar değişti, gelişti. Artık envai çeşit proba sahibiz. Dijital PCR aynı anda binlerce PCR'ı küçük damlacıklar arasında yapabiliyoruz.
Artık kantitatifin de bir adım önüne geçtik. Binlerce PCR, milyonlarca PCR küçük emulsifiye yağ damlaları içerisinde gerçekleştirilebiliyor. Artık laboratuvarın mikrobiyoloji laboratuvarları da otomasyonlaştı. Yepyeni cihazlar laboratuvar yerini aldı. Bütün bu modüllerin ana konusu sendromik tanı testleri. Hepsi PCR temelli cihazlar, PCR'ı kullanıyorlar. Ve aynı anda onlarca hedefi tarayabiliyorlar. Bunlar iyice gelişti. Cep telefonu markası gibi envai çeşit oldu. Giderek de artacak. Peki nereye gidiyor mikrobiyolojik tanı? Quo vadis, yani bunun mikrobiyolojik tanının sonu ne olacak? Motivasyon ne? Bir tanesi dirençli enfeksiyonlardan çok fazla ölüm var. Dünya Sağlık Örgütü böyle diyor. O yüzden bu cihazlar gelişiyor ama esas motivasyon 132 milyar dolarlık yıllık market. Yani bu PCR'ın şu andaki market payı bu kadar. Bu yöntemlerle birlikte laboratuvarımızın, mikrobiyoloji laboratuvarlarının etkinliği arttı. Antimikrobiyal yönetim programlarının önemli bir parçası oldu. Ve çoğu işte bu yöntemlere atıfta bulunuyor. Son sayetlerim, Kerim Ulus neler yaptı? Bunlar bu gördükleriniz ödülleri. Sol tarafta çalıştığı şirketler. Onlarca farklı şirkete danışmanlık yaptı. Onlarca ödül aldı. Sadece Nobel ödülü değil. Patentler. Onlarca patenti var. Ve davetli konuşmaları, bir tanesini söylemek istiyorum. Türkiye'deydi 2004 yılında. Ben de oradaydım. 3. Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi'nde kendisi bağlandı ve bir konuşma yaptı. Çok enteresan işler de yaptı. Stargene diye bir şirket kurdu. Ünlülerin saçlarından aldığı DNA'yı çoğalttı ve onları kolye yaptı. Bunu niye yaptı kimse bilemez ama kendisi şöyle diyor. Kolye satmak değil, insanlara DNA bilincini yerleştirmek istedim diyor. 10 dolara kolyeler satan bir şirketin de sahibi olmuş. 2019'da hayatını kaybetti. Bir pneumoniden, bir Acinetobacter baumol pneumonisine hayatını kaybetti Kerim Ulus. Aramızdan ayrıldı bu ilginç kişilik. PCR nedir? Son slaytım. Real time PCR'ın mucidi Russell Higgins'i şöyle diyor PCR'a. Diyor ki, inanıyorum ki güzel ve yaratıcı bir düşünce sanat olabilir ve PCR gibi iyi bilim güzelliklerle, yaratıcı düşünceyle doludur. PCR'ı ilk duyduğumda sanat olduğunu düşündüm. Kerim Ulus'tan termostabil bir enzim kullanma fikrini duyduğumda bunun sanat olduğunu düşündüm. Yani PCR bir sanata varmış durumdayız. Ben çok teşekkür ediyorum beğeniniz için. Biraz da süremi açtım. Çok teşekkürler. Evet, çok teşekkür ederiz gerçekten. Çok güzel bir konuşmaydı. Tabii sizi dinleyince Barış Hoca ilk önce Rıza Durmaz Hoca'nın kendi laboratuvarında bir termos ayakları getirip yola öyle başladığını söylemişti. Hani Hacettepe için de biz Tanıl Kocagöz Hoca'nın adını almadan geçemeyiz. Biz de ona borçluyuz moleküler mikrobiyolojiyle tanışmamızı. Sonuçta tabii bakılınca aslında yani moleküler mikrobiyolojinin tarihine baktığımızda aslında başlangıçta alınan Nobel ödülleri ne kadar basit olduğunu insan sanki düşünüyor. Fakat hep yeni bir buluş başka bir buluşa yol açıyor. Dolayısıyla bunlar çok önemli buluşlar. Ve şimdi günümüze baktığımızda aslında çok daha anlamakta zorluk çektiğimiz yenilikleri takip etmek zorunda kalıyoruz. Yeni yöntemler ortaya çıkıyor. Tabii bu konuda da yeni yöntemler, yeni nesil moleküler yöntemler gerçekten öğrenilmesi gereken ve yol alınması gereken bazı diagnostik yöntemler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ben size bu alanda konuşmasını yapacak olan Ege Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi, genç bir araştırmacı Doktor Merter Yiğit'i takdim etmek istiyorum. Bize yeni moleküler yöntemlerden bahsedecek. Teşekkür ederim hocam takdiminiz için. Ben de CRISPR-Cas vurgusu yaparak yeni moleküler, yeni nesil moleküler yöntemlerden bahsedeceğim.
Kısa bir giriş yaptıktan sonra aslında izotermal amplifikasyon, CRISPR, biyosensörler ve lateral akış testlerini anlatmaya çalışacağım. Test sonuçlarının doğru ve hızlı bir şekilde raporlanması, laboratuvar hizmetinin kalitesini artırmaktadır. PCR, viral etkenler için özellikle 2000'li yılların başından itibaren altın standart laboratuvar tanı yöntemi olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Ve sonuçların kantitatif olarak verilmeye başlanmasıyla birlikte tanının da ötesinde hastaların takibinde ve tedavinin yönlendirilmesinde söz sahibi olur hale gelmiştir. 20 yıl öncesinde geleceğe dair öngörülerin yer aldığı çalışmalara bakacak olursak belirtilen bazı görüşler şu şekilde. Mikrobiyolojik tanı hızlı ve güvenilir hasta başı testlere odaklanacak. Ancak kültür gibi klasik yöntemler altın standart olmaya devam edecek. Kimi yayında ise gelecekte klinik mikrobiyoloji hizmeti büyük ve merkezi laboratuvarlarda toplanacak görüşü belirtilmiş. NGS gibi hani bazı uygulamalarda belki altyapının paylaşılması mantıklı gözüküyor. Fakat sunumun sonlarına doğru da bahsedeceğim üzere aslında pandemi sonrasında bugün merkezileşmenin tam tersi yönde bir anlayış içinde bilinç gelişmeye başlamış durumda. Hasta başı testler, İngilizce tabiriyle point of care testler, sağlık hizmetinin verildiği noktada yapılan testler. Tanım olarak laboratuvar sınırları dışında yapılabilen, hastanın bulunduğu yere taşınabilen testler olduklarını söyleyebiliriz. Bir testin doğru ve güvenilir olmasının yanı sıra hızlı şekilde sonuçlanması da önemlidir. Günümüzde otomatize sistemlerin kullanımıyla çok sayıda örneğe güvenilir sonuç verilebiliyor fakat bu belli bir zaman alan bir işlem. Örneklerini dış merkez laboratuvara gönderen kurumlar var örneğin. Yani örneğin alınmasından laboratuvara ulaştırılmasına, laboratuvar kabulünden testin çalışılmasına kadar bir zaman geçiyor. Ve hasta başı testler özellikle bu zaman kaybını önlemek amacıyla devreye girmeye başlamış durumda. İyi ve kötü yönlere bakacak olursak, bu testlerle çok kısa sürede sonuç alınır. Deneyimli personele ihtiyaç duyulmaz, hatta kimi zaman testi uygulayan kişi hastanın kendisidir. Kaynakları sınırlı bölgeler için özellikle kullanışlıdır. Çünkü karmaşık laboratuvar teçhizatı gerektirmezler. Antibiyotik terapi kararının hızlıca verilmesini sağlar. Bulaş riskini azaltır. Böylece sağlık harcamalarının azalmasına da yardımcı olur. Fakat duyarlılık ve özgürlük oranları hani bir problem olarak bu testlerde karşımıza çıkmaktadır. Belki bu testlerin önündeki en büyük hedef otomatize cihazlardaki duyarlılık ve özgürlük oranlarını yakalayabilmektir. Yani bu testler için bir tarafta düşük duyarlılık oranları ve yanlış negatif sonuçlar ve diğer tarafta hızlı sonuç almak, ulaştırılabilirlik arasında bir ödünleşim var gibidir. Dünya Sağlık Örgütü, ideal bir hasta başı testte bulunması gereken özellikleri sıralamıştır. Bunlara bakacak olursak, ideal bir test ucuz olmalıdır, duyarlılığı ve özgürlüğü yüksek olmalıdır, kullanımı kolay olmalıdır, hızlı sonuç vermelidir. Cihaz gerektirmemelidir ve ihtiyaç duyulan kesimlere ulaştırılabilmelidir. Aynı zamanda kullanılan reaktiflerinde uzun süre saklanmaya uygun olması gerekmektedir. Aslında ısı döngüsü hasta başı moleküler testlerde küçük hacimli cihazlarda da sağlanabilmektedir. Örneğin farklı sıcaklıktaki yüzeylere sahip bir mikroçip üzerinde sıvının hareket ettirebildiği hani mikro akışkan sistemler gibi. Ancak sadelik ve pratiklik adına sabit sıcaklıkta da çalışabilen sistemler geliştirilmiştir.
Bu yönde hani pek çok farklı aslında sistem var. Fakat ben bunlar arasında en ümit vaat edici olanı ve çalışmalara en çok konu olanı anlatacağım. Loop mediated, yani ilmik aracılı izotermal amplifikasyon. Kısaca LAMP. LAMP 1998 yılında Aiken Chemical isimli bir Japon şirket tarafından geliştiriliyor. Burada reaksiyon baştan sona aynı sıcaklıkta, 60 ile 65 derece arasında sürüyor. Bunun için ısı bloğu veya su banyosu kullanılabilir. Ve işte en önemli avantajlarından birisi de ısı döngü cihazına ihtiyaç duymaması LAMP'in. Burada polimeraz enzimi olarak Gebacillus stearothermophilus'un enzimi kullanılıyor. Kısaca BST polimeraz. Aynı zamanda 4 ile 6 adet primer kullanılır reaksiyonda. İnternal ve eksternal primerler ve tercihe bağlı olarak loop primerleri de kullanılabilir. Ve bu sebepten dolayı tıpkı nested PCR'daki mantık gibi yüksek özgürlüğe sahiptir. Eksternal primerler daha kısa boyuttadır ve daha düşük konsantrasyonda bulunurlar. Ve internal primerlerden daha yavaş bağlanırlar, daha geç bağlanırlar. Bu mekanizma için önemli bir bilgidir. Primer tasarımı aslında zordur. Çünkü pek çok faktörü gözetmeyi beraberinde getirir. Örneğin ideal uzunluk 60 derecede primerlerin sekonder yapı oluşturmaması, birbirleriyle etkileşime girmemesi, erime sıcaklığına dikkat edilmesi gibi. Bu sebeplerden dolayı Aiken Chemical, LAMP primerlerin dizaynı için ücretsiz kullanılabilen bir yazılım programı sunmaktadır. Primer Explorer adı altında. Şekle bakacak olursak, internal primerler daha uzun yapıda demiştim. Aslında iki parçadan oluşuyor bu primer. Ve bağlanma gerçekleştiğinde beş üstü ucu havada, dışarıda kalıyor. Ve sonrasında bir DNA sentezi gerçekleşiyor. Fakat PCR'dakinin aksine sıcaklık sabit olduğu için denatürasyon gerçekleşmiyor. Peki zincirler birbirinden nasıl ayrılıyor? Sonraki aşamada eksternal primer daha beş üstü ucuna bağlanıyor. İnternal primerin biraz daha upstream bölgesine bağlanıyor. Ve buradan DNA sentezi gerçekleştiğinde yeni sentezlenen DNA eskisiyle karşılaştığı zaman eski zinciri bütün halinde dışarıya doğru itiyor. Ve buna strand displacement etkisi adı verilmiş. BST polimeraz da özellikle bu etki bakımından güçlü bir enzim. Hani PCR'ı düşündüğümüzde, real-time PCR'ı, orada tak polimeraz yoluna devam ederken önüne çıkan zinciri, yani işaretli probu 500'lü 300'lü egzonükleaz aktivitesiyle parçalıyor. Burada ise aslında BST polimeraz da doğal halinde 500'lü 300'lü egzonükleaz aktivitesine sahip. Fakat reaksiyonda kullanılan rekombinant formunda bu aktivite bertaraf edilmiş. Reaksiyon 3 basamakta gerçekleşir. Başlangıç reaksiyonu, siklik amplifikasyon ve elongasyon. En önemli aşama başlangıç reaksiyonun sonunda oluşan sol tarafta görülen dumbbell ya da halter benzeri bu yapıdır. Çünkü reaksiyonun daha sonraki aşamaları için çekirdek görevi görür bu yapı. Buna dikkatle bakacak olursak, burada DNA sentezinin başlayabileceği birden fazla yer var aslında. Örneğin ortada serbest bir üç üstü ucu görüyoruz. Buradan zincir uzamaya devam edebilir. Ve internal primerler loop yapısına bağlanırlar. Komplementer bölgeleri buradadır. Yine loop primeri kullanıldığı takdirde yine bu ilmik yapısına bağlanacaktır. Ve bu birden fazla yerden başlayan DNA sentezi sonucunda giderek uzayan, hedef bölgeyi daha çok içeren, irili ufaklı, farklı büyüklüklerde zincirler meydana gelecektir. Ve reaksiyonun son ürünü de bunlar oluşturmakta.
Şimdi ben kendim de bir animasyon görmeden kolayca anlayamadığım için bir kısa bir dakikalık video paylaşmak istedim. Sesi yok, kendim anlatmaya çalışacağım. Burada yalnızca internal ve eksternal primerler kullanılmış. Öncelikle internal primer hedef bölgeye bağlandı ve buradan zincir uzaması gerçekleşti. Sonrasında eksternal primer bağlandıktan sonra yeni sentezlenen zincir eskisini bütün halde iterek uzaklaştırdı ve birbirine komplementer bölge, birinci ve üçüncü bölge birleşerek bir imlik yapısı oluşturdu. Aynı reaksiyon karşı taraftan da meydana geldiğinde az önce bahsettiğim çekirdek yapı oluştu. Burada anlattığım gibi DNA sentezinin başlayabileceği yerler gösteriliyor. Ortadaki üçüncü serbest uç ve loop bölgesi. Ve kıvrılmalar DNA sentezinin eski zinciri uzaklaştırması sonucunda gittikçe uzayan tuhaf şekilde moleküller ortaya çıkıyor. Ve söylediğim gibi reaksiyonun sonucunda bunlar oluşturuyor. Sonuçların görüntülenmesinde agaroz jel elektroforezi kullanılabilir. Bu durumda yayılmış bir merdiven görüntüsü ortaya çıkacaktır. Çünkü birbirinden farklı, küçük büyük, irili ufaklı ürünlerimiz olduğunu söylemiştim. Trigonometrik analiz kullanılabilir. Yani bulanıklık ölçülebilir. Çünkü reaksiyon sırasında beyaz bir çökelti halinde magnezyum trifosfat birleşiği presipite olur. DNA sentezi esnasında her bir DNTP eklenmesiyle ortama pirofosfat molekülü ve hidrojen iyonu salınır. Sonrasında solüsyonda bulunan magnezyum iyonu ile pirofosfat birleşerek magnezyum pirofosfat birleşiğini oluşturur. Ve belli bir konsantrasyona ulaşıldığında bu bileşik çökmeye başlar. Aslında PCR reaksiyonunda da bu bileşik oluşmaktadır. Fakat 90-95 derecede pirofosfat molekülü fosfat iyonlarına hidrolize olduğu için magnezyum pirofosfat bileşiği de çökülecek konsantrasyona erişemez. Bunun dışında DNA boyaları, cyberbrin gibi floresan boyalar kullanılabilir. pH duyarlı indikatörler kullanılabilir. Tribdometre kullanılarak veya floresans izlenerek gerçek zamanlı bir yaklaşım uygulamak da mümkündür. Bunun haricinde LAMP pozitif reaksiyon tespiti için lateral akış testleri, lateral flow assay'ler kullanılabilir. Burada da primerler biyotin ve floresinle işaretlenmiştir ve bu sayede amplikonların tespiti yapılır. En önemli avantajı izotermal şartlarda reaksiyonu seyretmesi. Bunun dışında kolay uygulanabilirdir, düşük maliyetlidir. Birden fazla primer seti kullandığı için yüksek derecede özgürdür, hızlı ve gözle değerlendirebilecek sonuçlar verir. Diğer yandan primerlerin tasarımı zordur ve son ürün birbirinden farklı moleküllerden oluştuğu için PCR'dakinin aksine sonraki moleküler biyoloji uygulamalarında kullanılamaz DNA kullanılama deneyleri gibi örneğin. Pek çok hasta başı test LAMP kullanmıştır ve bunların bazıları ticarileşmiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen kriterleri de taşıyor gibi gözüktüğü için ideal bir saat arama yöntemi olabilir. Basittir, ucuzdur, hızlıdır. Ve LAMP moleküler tanıyı merkezi laboratuvarlara sınırlı olmaktan çıkaracakmış gibi gözükmektedir. Aşağıdaki grafikte de yıllar içerisinde moleküler testlere dair yayınlanan makalelerin sayısını görüyoruz bu sayının değişimine. PCR ile alakalı olan yayınlar mavi ile işaretlenmiş ve bunların giderek azaldığını görüyoruz. Turuncu ile işaretli olan LAMP'e dair yayınlar ise giderek artma eğiliminde. Şimdi ben CRISPR'ı
birazcık da ne olduğunu ve hikayesini vurgu yaparak anlatmak istiyorum öncelikle. Ve sonrasında tanı testlerinden bahsedeceğim. CRISPR aslında bir akronim. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Kümelenmiş ve düzenli aralıklarda bölünmüş kısa palindromik tekrarlar anlamına geliyor. Kümelenmiş nerede toplanmış? Bakteri genomunda bir bölgeye toplanmış durumda. Aslında bu bir gen, bu bir dizinin, bir sekansın ismi CRISPR. Arkadaki görselde siyah dörtgenlerle temsil edilenler tekrar dizileri ve bunların arasında birbirinden farklı olan bir takım sekanslar mevcut. Prokaryot genomunda bulunan bir dizinin adı CRISPR ve aslında daha önceki faj enfeksiyonu sırasında kesilen fragmanlar bölgeye yapıştırılır ve tekrarlayan bir saldırı olduğunda aynı DNA tespit edilerek parçalanır. Hani öğrenme, spesifiklik ve bellek gibi özellikler gösterir bu sistem. Ve bundan dolayı memelilerdeki bağışıklık sistemi benzetilmiştir. Ve prokaryotlar için bir çeşit edinsel immünite olduğu söylenir. CRISPR'ın keşfi bazı bilim insanlarına göre biyoloji tarihinin en büyük bilimsel gelişmelerinden birini mümkün kılıyor. O da spesifik bir dizinin bulunup değiştirilmesine imkan veren bir teknoloji. Bu görsel üzerinden de işleyişi anlatmak istiyorum. Ve bu renkli kısım CRISPR lokusu ve bir bütün halinde transkribe oluyor burası. Sonrasında küçük birimlere ayrılıyor, işleniyor ve CRISPR RNA'lar ortaya çıkıyor. Ve bu lokusun hemen yakında da Cas genleri yer alıyor. CRISPR-associated genler, CRISPR ilişkili genler. Bunların ürünleri olan proteinler aslında moleküler birer makas gibi ve CRISPR RNA ile birleştiklerinde bu RNA'nın rehberliğinde RNA'ya eşlik olacak, komplementer olacak diziyi aramaya koyuluyorlar. Ve bu eşleşme gerçekleştiğinde de bu moleküler makas genomu kesiyor. Üste bakteriye ait genomu temsil edildiğini görüyoruz. Tekrarlar arasındaki bölgelere spacer adı verilmiş. Tekrarları birbirinden ayıran anlamda. Ve bunların kaynaklandığı orijinal diziye, yani virüs üzerindeki bu bölgenin eşleniğine de ilk veya önce anlamındaki Yunanca ön ek getirilerek protospacer denmiş. Ve daha sonra da bahsedeceğim üzere küçük bir dizi var protospacer'ın hemen yakınındaki bölgede bir motif. Buraya da PEM ismi verilmiş. 1953 yılında Watson ve Crick DNA'nın moleküler yapısını açığa çıkarmıştır. Ve bu zamandan beri de bilim insanları genom manipüle edecek teknolojiler aramıştır. CRISPR-Cas sisteminin keşfi de bunu basit ve etkili bir şekilde mümkün kılmıştır. Tabii bu Watson ve Crick'in keşfi çok büyük yankı uyandırıyor o zaman. Ve aslında çok öncelerden DNA'nın ve kromatinin varlığı, yapısı bilinmesine rağmen, çok öncelerden izole edilmiş olmasına rağmen genetik bilgiyi taşıyacak derecede değerli olduğu düşünülmüyor. Ve bunun için daha kuvvetli bir aday olarak proteinler gözüküyor. Çünkü proteinler çok daha karmaşık yapıdalar. Yaşamın karmaşıklığına daha uygun gözüküyorlar. Fakat işte bu yapı ortaya çıktığında çift helix, double helix, aynı zamanda bunun bir fermuar gibi açılması ve bu zarif sistemin aslında genetik bilgiyi taşıdığı da kavranmış oluyor. Yani yalnızca basit bir model ortaya koymuyorlar aslında ve bir anlayışı değiştiriyorlar. Ancak yine de ben hani Rosalind Franklin'i anmak adına onun fotoğrafını koymayı tercih ettim.
Biraz DNA onarım yöntemlerinden bahsedeceğim. Çünkü CRISPR'ın mekanizmasında çok temel rol oynuyor bunlar. Çift zincir kırıkları hücrede iki şekilde onarılıyor. Bunlardan birincisi homolog olmayan uç birleştirme. Burada kesilen uçlar bir araya getiriliyor. Fakat bu hataya meyilli bir sistem ve bir sürü indeller, insersiyonlar, delesyonlar ortaya çıkıyor. Yani hedeflediğimiz susturmayı düşündüğümüz, sessizleştirmeyi düşündüğümüz gende çift zincir kırığı oluşturabilirsek hataya meyilli bir onarım olacağında bu hedefimizi gerçekleştirebiliriz. Diğer bir onarım şekli homolog rekombinasyon. Burada da hasarlı bölgeye yüksek oranda benzeyen bir dizi örnek alınarak onarım gerçekleşir. Yani düzeltmek istediğimiz yeri bulursak ve kesersek bir de hücreye örnek şablon teşkil edecek bir sekans sunabilirsek gen düzenlemenin kendisini aslında hücrenin kendisi üstleniyor. Ve böylece genom düzenleme aslında DNA onarımının doğal yollarından faydalanıyor. Hücreye sadece bir şablon dizi sunulduğunda hedeflenen gen bölgesiyle yer değiştirebileceği zaten bilinen bir gerçekti. Fakat bunun etkinliği oldukça düşük, milyonda bir şeklinde. Ve 90'ların başlarında Maria Jason tarafından keşfedildi ki çift zincir kırığı olduğunda homolog rekombinasyon frekansı dramatik bir şekilde artıyor. Ve böylece genom düzenleme yolunun aslında istenilen noktada çift zincir kırığı oluşturmaktan geçtiği anlaşılmıştır. CRISPR'ın hikayesinde pek çok farklı bölgeden, kıtadan, pek çok farklı bilim insanı rol almıştır. Ve şimdi kısaca bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Tekrar dizilerinin keşfi ilk kez 1987 yılında bir öğrenci çalışması esnasında gerçekleşiyor. Yoshizumi Ishino E. coli'deki AHP genini sekanslamak istiyor aslında. MG'nin 3 üst ucunun biraz ötesinde tuhaf bir özellik keşfediyor. 29 bazlık palindromik öğe içeren bir dizinin belli aralıklarla tekrar ettiğini ve bunların arasında da birbirinden farklı diziler olduğunu görüyor. Makalesi bu şekilde. DNA sekansına baktığımızda sol tarafta kutucuk içerisinde sense zincirdeki stop kodonun karşılığını görüyoruz. Ishino'nun ilgilendiği gen aslında burada son bulmuş. Fakat sonrasındaki diziye baktığımızda altı çizili bölgeye dikkat ettiğimizde bu konsensus şeklinde belirtilmiş bölge üst tarafa doğru bakarsak sürekli tekrar etmiş. Ve bunların arasındaki dizilerde birbirinden oldukça farklı ve kendisi makalesinin sonunda şöyle diyor. Şimdiye kadar bu dizilere homolog bir dizi prokaryotlarda görülmemiştir ve bunun biyolojik önemi de bilinmemektedir. Mycobacterium tuberculosis'te de tekrar dizileri fark ediliyor ve bunlar direct repeat olarak adlandırılıyor. İzolatlar arasında farklılık gösterebildiği için suç tiplendirmede kullanılabileceği düşünülüyor 93 yılında. Ve aslında spoligotyping yönteminde ismini buradan almaktadır. Spacer oligotyping, spoligotyping şeklinde kısaltılmıştır. Francisco Mojica isimli İspanyol bir bilim insanı. O da arkealarla, halofillerle çalışırken yine bu tekrar bölgelerine rastlıyor. Ve bunlara
kendince tandem repeats ismini veriyor. Sonrasında daha farklı isimler aldığını görüyoruz tekrar dizilerinden. Hollanda'da bu tüberkülozla ilgilenen gruptaki bilim insanlarından birisi Ruth Jansen. Tekrarlara dair yazacağı bir makalede artık bunlara uygun bir isim kullanmak istiyor ve Moika ile iletişim kuruyor. Moika da ona CRISPR ismini öneriyor. Bu Marianne Liebert dergisinde yer alan Moika ile yapılan söyleşiden aldığım bir kare. Burada 2001 yılındaki aralarında geçen bu iki bilim insanının maili görüyoruz. Ve Ruth Jansen Moika'ya CRISPR'ın harika bir akronim olduğunu söylüyor. Ve diğer alternatiflerin aksine özgün bir yapısının olduğunu belirtmiş. Evet, 2002 yılında Ruth Jansen'in yayınladığı bu makalede CRISPR ismi ilk defa kullanılıyor böylece. Ama makalenin tek özelliği bu değil. Başta bakacak olursak tekrarlarla ilişkili genlerin tanımlanması. Yani Cas genleri. CRISPR Associated, Cas genleri. Fark ediliyor ki bunlar CRISPR dizisine sahip olmayan prokaryotlarda bulunmuyor. Sahip olanlarda ise hep bu bölgenin yakınında fonksiyonel bir ilişki olup olmadığını düşünüyorlar. Ve in silico analizlerde aslında bazı karakteristik motifleri içerdiğini açığa çıkarıyor. Helikaz gibi, egzonükleaz gibi. Ve bunun üzerine acaba DNA metabolizmasında da veya gen ekspresyonunun düzenlenmesinde görevli olabilir mi diye tartışmalar başlıyor. Moika spacer'lar ve tekrarlar için bir eşleşme bulmak ümidiyle BLAST programını kullanıyor. Fakat yıllarca bir sonuç alamıyor bundan. Artık 2003 yılında insan genom projesi tamamlanmış ve yavaş yavaş ve postgenomik çağ adım atılmış durumda. Ve pek çok farklı mikroorganizmaya ait genetik veri de GenBank ismi verilen veri tabanında toplanmaya başlıyor. Ve sonunda Moika 2003 yılında bir eşleşmeye ulaşabiliyor ve görüyor ki homoloji gösteren diziler aslında fajlara ve plazmitlere ait. Böylece CRISPR-Cas'ın bir çeşit immünite sağlayabileceği çıkarımında bulunuyor Moika. Ve pek çok büyük dergiden reddedildikten sonra Journal of Molecular Evolution'da bulgularını yayınlıyor. Tarih 2005. Aynı sene aynı sonucu işaret eden farklı iki çalışma daha yayınlandı. Onlardan birinde birbirine çok yakın olan Yersinia pestis izolatlarının yalnızca CRISPR bölgesinde farklılık içerdiği tespit edilmiş durumda. Ve bazı suçların yeni spacer'lar içerdiği ve bunların da faj genomuyla eşleştiği görülmüş. Ve şiirsel bir dille de CRISPR geçmiş genetik saldırıların anısını temsil ediyor olabilir şeklinde belirtilmiş. Alexander Bolotin 20'den fazla Streptococcus thermophilus izolatını incelemiş ve spacer'ların daha çok bulunduğu izolatların faj enfeksiyonlarına daha dirençli olduğunu gözlemlemiştir. 2006 yılında ise CRISPR'ın ökaryotlardaki RNA interferansa benzer bir mekanizmayla işleyebileceği öne sürülmüştür. Yani miRNA ve cRNA'ların görev aldığı mekanizma. Böylece CRISPR'ın fonksiyon önemi ilk kez 2005 yılında anlaşılmaya başlanmıştır. Fakat bu zamana kadarki çalışmalarda yalnızca gözlemler ve hipotezler vardı. Peki ya deneysel kanıt ne zaman ortaya çıktı? Bir sonraki adım deneysel kanıt bu çalışmayla geliyor.
ismi başlıyor. Şu şekilde CRISPR prokaryotlarda virüslere karşı edimsel bir direnç sağlar. Böylece 2007 yılında CRISPR'ın bir immün sistem oldu ve deneysel olarak gösterilmiş oldu. Bu çalışmada ne yapılıyor? Yine streptokokus termofilo suçları kullanılmış. Ve bunlar bakteriyofajla enfekte edildikten sonra dirençli olanlar izole edilmiş. Ve bunların CRISPR bölgeleri analiz edildiğinde deneyde kullanılan fajla örtüşen yeni spacer sekansların ortaya çıktığı görülmüş. Dirençli bakterileri enfekte edilen virüsler incelendiğinde ise bunların protospacer sekansında mutasyonlar olduğu saptanmış. Ve spacer bölgesinde deletion olduğunda veya Cas geni inaktive edildiğinde virüslere karşı olan direncinde ortadan kalktığı görülmüş. Böylece immunite için spacer ve hedef eşleşmesinin şart olduğu sonucuna ulaşılmış. Sınıflamaya bakacak olursak, zaman içinde pek çok farklı CRISPR-Cas sistemi keşfediliyor. Bunlar iki ana grupta toplanmış durumda. Sınıf 1'de birden fazla Cas proteini bir araya gelerek Cascade ismi verilen kompleks oluşturuyor. Sınıf 2'de ise daha basit bir sistem. Burada interferans için gerekli bütün aktivite tek bir proteinde toplanmış durumda. Görsel olarak da sınıf 1 ve 2'nin görüntüsüne baktığımız zaman fark ediyoruz ki sınıf 1'de pek çok proteinin üstlendiği görevi, sınıf 2'de tek bir efektör proteini yerine getiriyor. Ve zaten Cas9'da bu sebeple biraz da bilim dünyasında öne çıkmış durumda, basitliğinden dolayı. Diğer sınıf 2 elemanlarından Cas12 ve 13'ten de tanı başlığı altında bahsedeceğim. Evet, bir sonraki adım da bu çalışmadan gelmiş. CRISPR-RNA'lar antiviral savunmaya rehberlik eder. Burada Brons ve van der Oost birlikte çalışıyorlar. Brons bir postdoc olarak görevli. Ve ekoldeki CRISPR sistemini bunun eksik olduğu başka bir izolata ekliyorlar. Sonrasında her bir komponenti ayrı ayrı knockout ederek cascade kompleksine karakterize ediyorlar. Bulgulara bakacak olursak, CRISPR lokusunun tamamı uzun bir prekürsör RNA şeklinde transkribe olur. Ve cascade kompleksi bunu küçük parçalara ayırır. Sonrasında yapay bir CRISPR dizisi yaratıyorlar ve lambda fajındaki 4 geni hedef alacak şekilde programlıyorlar bunu. Ve yeni diziyi taşıyan suçlarda faja karşı direnç ortaya çıktığını görüyorlar. Aynı zamanda biri sense ve diğeri antisense olmak üzere iki farklı dizi tasarlanıyor ve her iki oryantasyonunda immünite sağladığı görülüyor. Böylece CRISPR RNA'nın aslında çift zincirli DNA'yı hedef aldığına dair bir akıl yürütme de bulmuşlar. Tabii bu indirekt bir kanıt. Kesin sonuç olmaktan ziyade bir hipotez olarak kalmış durumda. Sonuçta bu çalışmayla beraber şu tespit ediliyor. CRISPR fonksiyonu iki basamakta gerçekleşiyor. Birincisi CRISPR ekspresyonu ve RNA'nın olgunlaşması, küçük parçalara ayrılması ve ikincisi de interferans. Bir sonraki adıma bakacak olursak, CRISPR'ın hedefi belirlenmiş. DNA'yı hedef alıyor, RNA'yı değil. Başlığına sahip bu çalışmayla. 2008 yılında Marafini Sondheimer'ın laboratuvarında çalışmaya başladı. Ve bu grupta Staph epidermidis üzerine çalışıyordu. Ve bir izolatın Staph aureus'a ait bir plazmidi kabul etmediğini fark ettiler. Staph epidermidis plazmid üzerindeki bir gene karşılık gelen spacer bölgesi içeriyor çünkü.
Sonrasında bir deney tasarladılar ve bu genin ortasına self-splicing intron yerleştirdiler. Yani ekspresi olduktan sonra kendi kendine ayrılan intron. Eğer CRISPR mRNA'yı hedef alıyorsa interferans işlemi etkilenmemeliydi. Çünkü CRISPR dizisi mavi yeşil diziye yönelik. Fakat eğer hedef DNA ise eşleşme olmayacağından, arada kırmızı bölge var, interferans da olmamalıydı. Sonuçlar CRISPR'ın DNA'yı hedef aldığını gösterdi. Marafini ve Sontheimer CRISPR'ın temelde programlanabilir bir restriksiyon enzimi olduğunu anlamışlardı. Ve bu makaleyle de genom düzenleme açısından öneme ilk kez vurgu yapılmış oldu. Ve şöyle dediler, eğer bu sistem prokaryot hücreler dışında da çalışabilirse çok kullanışlı olabilir. Peki aslında bakterinin kestiği viral genom kendi DNA'sında da var. Fakat kendisi neden etkilenmiyor? İşte bu sorunun cevabı da Protospacer etrafındaki dizilerin incelenmesiyle ortaya çıktı. Ve CRISPR direncini aşan fajlar incelendiğinde bunların 7'sinin aslında Protospacer bölgesinde bir mutasyon olmadığı fakat bu dizinin hemen yakınında bir mutasyon içerdiği saptanmış. PEM, yani Protospacer Adjacent Motif. Protospacer'ın yakınında bulunan motif ismi verilmiş bu bölgeye. Ve direnci aşabilen virüslerin bir kısmında da bu bölgede mutasyon olduğu saptanmış. Protospacer'da değişiklik olmaksızın. Böylece PEM'in hedef belirlemek için önemli olduğu sonucu ortaya çıktı. Hatırlarsanız kesilip de bakteri genomuna yapışan dizileri ayıran tekrar dizileri var bakteride ve bunlar birbirinin aynısı ve bunların hiçbiri PEM sekansı içermiyor. Ve işte böylece kesme işlemi içinde hem RNA-DNA eşleşmesinin hem de PEM sekansının olması gerektiğinden bakteri kendi genomunu korumuş oluyor. Emmanuel Charpentier 95 yılında Pasteur Enstitüsü'nde mikrobiyoloji alanında doktorasını tamamlamıştır. Ve kendisi mikroorganizmalardaki düzenleyici RNA'ları tanımlamak için biyoinformatik programlarla Streptococcus pyogenes'in intergenik bölgelerini taramıştır. Yeni küçük bir RNA transkriptinin rRNA ve tRNA'dan sonra üçüncü sıklıkta bulunduğunu keşfetmiştir. Ve bu transkript CRISPR-Cas9'a yakın bir yerden üretilmekteydi. Yakın bir bölgede fakat karşı zincirde. Ve buna tracer RNA, trans-activating CRISPR RNA ismi verilmiştir. Bu tracer RNA tekrar dizileriyle bir eşleşme içeriyor. Bu durumda aslında CRISPR RNA ile tracer RNA birleştiğini ve birlikte işlendiğini, yani pre-CRISPR RNA'dan olgun parçalara ayrılması işlemi sırasında birlikte bu işte görev aldıklarını düşündürmüştür. Genetik deleksiyon deneyleri de bu ilişkiyi ispatlamıştır. Ve Cas9 deleksiyonunun da işlenmeyi bozduğu görüldüğünden işlenme esnasında, matürasyon esnasında onun da görevli olduğu sonucu çıkarılmıştır. Ve böylece Cas9 proteini aslında moleküler bir çıpa gibi davranıp tracer RNA ve pre-CRISPR RNA'nın eşleşmesini kolaylaştırmakta. Sonrasında ise başka bir enzim, RNA-3, uzun pre-CRISPR RNA transkriptini küçük parçalara ayırmaktadır. Charpentier ve Doudna, ASM'nin 2011 baharındaki konferansında tanıştılar ve birlikte çalışmaya karar verdiler. CRISPR RNA bu nükleaz enziminin kesin sekans özgürlüğünü yönlendirebilir mi diye araştırmaya koyuldular.
Öncelikle imit ortamda saflaştırılmış Cas9, CRISPR RNA ve ona komplementer DNA dizisini karıştırdılar. Fakat kesme işlemi gerçekleşmedi. Bunun sonrasında tracer RNA eklendikten sonra inkübasyonu takiben DNA'nın kesildiğini gözlemlediler. Böylece tracer RNA'nın iki fonksiyonu oldu, anlaşıldı. Hem işlenmeye yardım etmek hem de Cas9'u aktive etmek. Sonrasında bu iki bilim insanı iki RNA'yı, yani CRISPR RNA'yı ve tracer RNA'yı birleştirdi ve tek bir rehber RNA oluşturdu. Single guide RNA. Ve kendi tasarladıkları bu RNA'nın yeşil floresan protein geni üzerinde başarılı olduğunu, bu geni kestiğini gösterdiler. Yani bu iki RNA molekülünün birleşmesi fonksiyonu etkilememişti. Ve böylece aslında iki parçadan oluşan basit programlanabilir bir endonükleaz yaratmış oldular. Ve Charpentier ve Doudna 2020 yılında Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldüler. CRISPR'ı buldukları için bu ödülü almadılar. CRISPR bulanlar kendileri de değil zaten. Fakat genom düzenlemeye dair bir yöntem geliştirdikleri için bu ödülü onlara takdim edildi. Aynı zamanda yalnızca iki kadın bilim insanının paylaştığı ilk Nobel ödülüdür bu. Bir sene sonra da Feng Zheng bu sistemin memeli hücresinde de etkin bir şekilde çalışabildiğini göstermiştir. Dead Cas9 ya da ölü ya da deactivated Cas9 katalitik aktivitesi susturulmuş proteindir. DNA'ya bağlanır ama onu kesmez. Böylece transkripsiyon aktivatörü veya inhibitörü eklenerek gen regülasyonu kontrol edilebilir. Veya hedeflenen bir gen floresan protein eklenerek görselleştirilebilir. Tanıda Cas12 ve 13 kullanılıyor demiştim. Bunların da farklı kendilerine has bir özelliği var. Hedef bölgeye bağlı aktiflendikten sonra çevrelerindeki tek zincirli DNA molekülünü non-spesifik olarak parçalamaya başlıyorlar. Cas12 tek zincirli DNA'yı, 13 ise RNA'yı parçalıyor. Ve tanı koyma amacıyla da bu özelliklerinden faydalanıyor. Çünkü aktiflenen protein haberci probları parçalarsa açığa çıkan bu sinyal de ölçülebilir. Sherlock sistemi Cas13A'nın kolateral parçalama özelliğinden yararlanıyor. Burada izotermal amplifikasyon sonrası DNA ürünleri RNA'ya çevrilir ve Cas13 aktive olduktan sonra ortamda bulunan tek zincirli RNA'lar parçalanır. Bu sistemin 16S RNA üzerinden bakterileri tanımlayabildiği, farklı direnç genlerine sahip KP izolatlarını ayırabildiği, Zika ve dengue virüsünün farklı suçlarını ayırt ettiği gösterilmiş. Detektör ise Cas12'yi kullanıyor. Yine izotermal amplifikasyon hedef bölge çoğaltıldıktan sonra Cas12 hedef bölgeye bağlanıyor ve aktif oluyor. Çevredeki tek zincirli DNA'ları parçalıyor. Burada da işaretli probun parçalanmasıyla oluşan floresans ölçümü. Bir de Hindistan'da onay almış bir sistem var, Feluda. Burada da Francisella novisida bakterisinden elde edilen Cas9 enzimi kullanılıyor. Fakat az önce bahsettiğim gibi deaktive Cas9. Yani hedef bölgeye bağlandıktan sonra kesmekten ziyade oraya yapışıp kalıyor. Ve işaretli proplar, işaretli rehber RNA kullanılarak hedef bölgenin gösterilmesi sağlanıyor. Ve Feluda'da Hintlilere bir kurgusal dedektifi. Burada da tıpkı Southern Blot'tan sonra Northern ve Western gelmesi gibi esprili bir gelenek oluşturulmuş durumda ve dedektifler üzerinden devam eden
bir gelenek var. Biyosensörlere bakacak olursak, bunlar analite tespit etmek için biyolojik reaksiyonları kullanan küçük cihazlar. Hasta başı tanı stratejisinde güçlü araçlardır. Ve IPAC tanımı şöyle. Bu cihazlar kimyasal bileşikleri, izole edilmiş enzim gibi biyolojik materyallerin oluşturduğu biyokimyasal reaksiyonlarla ve genellikle termal, elektriksel veya optik sinyallerle tespit eden cihazlardır. İlk biyosensörler basit biyomolekülleri ölçmek için tasarlanmıştır. Örneğin kandaki oksijen konsantrasyonu ölçülmesi, sonrasında glikozun tespit edilmesi, serumdaki ürenin ölçümü gibi. Yani biyosensör dediğimizde aklımıza belki de en basit olarak glikometre cihazı veya gebelik testinde olduğu gibi lateral flow testleri gelmelidir. Biyosensörlerin yapısına bakacak olursak, bir biyoreseptör bulunur. Burası hedef analiti tanır. Sonrasında dönüştürücü, transdüse tanıma olayını ölçülebilir bir sinyale dönüştürür. Sonrasında elektronik sinyal işlenir, amplifiye edilir ve sinyal okuyucu da hekime veya hastaya sonuç kullanıcı dostu bir formda sunulur. Burada da bir örnek vermek gerekirse, mikroçip teknolojisini kullanılan bir sistemden bahsetmek istedim. RNA izole edildikten sonra reverse transcriptase enzimi DNA'ya çevriliyor. Ve sonrasında bir mikroçip yüzeyi üzerinde izotermal amplifikasyon reaksiyonu gerçekleşiyor. Eklenen her bir nükleotitte DNA sentezi sırasında hidrojen iyonunun ortaya çıktığını söylemiştim. Ve bu mikroçip yüzeyde hidrojen iyonuna duyarlı. Böylece bu sinyal ölçüldükten sonra akıllı telefondaki bir uygulamaya bildirilmekte. Aynı zamanda bir harita üzerinde anonim olarak işaretlemek suretiyle de gerçek zamanlı bir surveillance gerçekleştirmek mümkün olmakta. Lateral akış testleri, bunlar da kağıt tabanlı hasta başı bir biyosensör aslında. 1980'lerde gebelik testi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Sonrasında malaria gibi grup A streptokok, influenza için geliştirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü'de 2016'da HIV için, 2022'de ise COVID-19 için, SARS-CoV-2 için bu lateral akış testleri de kendi kendine test uygulamasını önermiştir. Mekanizmaya bakacak olursak, örnek selüloz yapıdaki örnek dediğine konur. Sonrasında kapiller akımla birlikte bir göç başlar. Konjugat pedinde nanopartikül reseptör kompleksi bulunur. Analit, yani bu da antijen, nanopartikül yüzeyindeki reseptörle, bu da antifor birleşir. Test çizgisinde membrana bağlı yakalayıcı bir reseptör vardır. Ve böylece analit sandviç içinde kalmış olur. Nanopartiküllerin test çizgisinde birikimiyle sinyal oluşur. Kontrol çizgisinde ise yalnızca nanopartiküller bağlanır. Birçok lateral akış testi yarım saat içerisinde sonuç verir ve kalitatif olarak okunur. Alternatif olarak da fluoresans ölçülerek bir okuyucu yardımıyla kantitatif sonuç verilebilmesi de mümkündür. Testin basitliği bazı dezavantajları da beraberinde getiriyor. PCR'a göre daha az duyarlı bir test. Sonuçlar çıplak gözle değerlendiriliyor. Verinin toplanması için dijital bir bağlantısı yok lateral akım testlerinden. Ama nanomateryaller, CRISPR gibi inovasyonlar, telefon uygulamaları ve makine öğrenmesi, yapay zeka gibi gelişmelerle lateral akış testi teknolojisi de ilerlemektedir. COVID-19'la ilişkisine baktığımızda test ve tanı pandeminin yayılımını önlemek için önemli bir araç olmuştur.
2022 sonu itibariyle yaklaşık SARS-CoV-2 için dünya çapında 3 milyardan fazla test yapılmıştır. PCR tanı için altın standart, izleme varyantlarının takibi için önemli. Lateral akış testleri ise PCR göre daha az duyarlı olmasına rağmen geniş ölçekte test imkanı vermektedir. Bunların özgürlüğü %99.6, duyarlı ise %34 ve %38 arasında değişken bir şekilde bildirilmiştir. Hızlı antijen testleri tabii ki çok daha az duyarlı moleküler yöntemlere göre. Fakat SARS-CoV-2'nin kısa inkübasyon periyodu, bulaş oranının yüksek olması hızlı ve sık test yapmayı uygun kılmıştır. Lateral akış testleri özellikle enfeksiyöz olma durumunda bulaş riskini tespit etmekte faydalıdır. Bulaşa sebep olan viral yükün 10 üzeri 6 kopya olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle hızlı antijen testleri aslında ilk bir halk sağlığı aracı sayılır. Pandemide hızlı tanının avantajı duyarlılık eksikliğini tolere edebilir. İzolasyon ve teması takibi bulaş zincirini engellemede gecikme yaşanmadan uygulanmış olur. Aynı zamanda lateral akış testleri varyantları da tespit edebilmektedir. Çünkü çoğu mutasyon spike proteininde meydana gelir. Antijen testleri ise genellikle nükleer kapsit proteinlerini kullanır. Anahtar mesajlara gelecek olursak, COVID-19 pandemisinin yarattığı farkındalıkla devletler kendi kendine test etmeyi ve desantralize sağlık hizmetleri fikirlerini kucaklamalıdır. Biyomühendislik ve lateral akış testleri sağlık hizmetine ulaşımın demokratikleşmesinde kilit rol oynayacak gibi görünmektedir. Bu da CRISPR'ın hikayesinden çıkarılan dersler. Son slide'ım. Bu derslere geçmeden önce fotoğraftaki kişiyi Eric Lander'ı anlatmak istiyorum. Kendisi Broad Institute'un kurucu ortağı ve başkanı. Aynı zamanda İnsan Genom Projesi'nde de önemli roller üstlenmiş birisi. Yine CRISPR'ın ökaryotlarda çalıştığını gösteren bilim insanı Feng Zheng de bu enstitüde çalışmakta. Doudna ve ekibiyle bu ekip arasında bir patent yarışı var. Eric Lander 2016 yılında yayınladığı The Heroes of CRISPR, CRISPR'ın kahramanları isimli makalede, Cell dergisinde yayınlanıyor bu. Birazcık kendi enstitüsünü ve erkekleri öne çıkaran bir dil kullanmıştır. Hani bu patent yarışında yönlendirmek istercesine yazılmış gibidir bu makale. Nitekim 2017 yılında Doudna ve ekibinin aleyhine karar çıkmıştır patent ofisinden. Fakat itirazlar neticesinde şu anda hala sürüncemede olan bir konudur patent durumu. Nobel Komitesi ise üçüncü bir kişiyi katmaksızın yalnızca kadın bilim insanlarına ödülü takdim ederek bunun karşıt bir duruşunu sergilemiş gibidir. Şahsen ben de tarihsel perspektiften bakıldığında biraz daha adalet duygularını gözeten bir karar olduğunu düşünüyorum. Ama bu makalenin kötü şöhretine rağmen çok beğendiğim bir kısma anlatmak istedim. CRISPR hikayesinden çıkarılan dersler. CRISPR'ın tarihine baktığımızda en önemli keşifler çoğunlukla tahmin edilemeyen başlangıçlar içerdiğini görüyoruz. Yani kişisel merak, endüstriyel uygulamalar gibi. Aynı zamanda büyük veri üzerinden hipotez olmaksızın yapılan keşiflerin önemi anlaşılmıştır. Hani CRISPR'ın biyolojik fonksiyonu böyle keşfedilmiştir. Tracy Reynan'ın keşfi böyle mümkün olmuştur. Yani biyoinformatik kullanılarak yapılan analizler. Bunlar geleneksel olarak bir bilimsel metodun basamaklarıyla ilerleyen çalışmalara ışık tutmuştur, onlara ön ayak olmuştur. Önemli çalışmalar perifer sayılabilecek yerlerden çıkmıştır. Bunun da sebebini
bilim insanlarının merak ettikleri konunun peşinden gidecek özgürlüğü bulmasına bağlamışlar. Ve tabii aslında birçok makale öncelikle büyük dergiler tarafından reddedilmiş. Periferde olmanın bir dezavantajı olarak da belki dergi eleştirilerini aşmak için gerekli destekten mahrum kalmaları oldu belirtilmiş. Ve son olarak bilimsel buluşlar ve atılımlar da nadiren bir evreka anının ürünü. Bilim insanları aslında uzun yıllara yayılmış bir zaman içerisinde tek başına yapabileceklerin ötesinde bir büyüklüğün parçası olmuşlardır. Ben de sözlerime son verirken tüm meslektaşlarıma, akranlarıma merak ve ilgilerini takip edebilecekleri bir yaşam diliyorum. Sabrınız için teşekkür ederim. Söyleyeceklerim bu kadardı. Evet, çok teşekkür ederiz Merter güzel sunumun için. Gerçekten de LAMP yöntemini hem anlamak zordur hem de anlatmak zordur. Öyle güzel anlattın ki gerçekten çok anlaşılır oldu. Aynı şekilde CRISPR için de, CRISPR yöntemi için de. Tabii CRISPR için çok merak edilen bir soru, acaba CRISPR şu anda onay almış bir tedaviye sahip mi? Herhangi bir alanda tedavide kullanılıyor mu? Onu merak ediyorum. Pek çok alanda tedaviler için faz çalışmalar, klinik çalışmalar mevcut. Ama şu anda bildiğim kadarıyla FDA onayı almış hiçbir çalışma yok. CRISPR Therapeutics, bu Jennifer Doudna'nın da kurucu ortağı olduğu şirket. Aslında henüz geçenlerde bir onay süreci başlatmış durumda. Bunlar da hemoglobinopatiler üzerine bir tedavi geliştirmişler. Orak hücreli anemi, talasemi gibi hastalıkları tedavi eden modaliteler geliştirmişler ve onay sürecinde yani yaklaşık bir yıl içerisinde sonuçlanması bekleniyor aslında. Tabii bu arada Rabia Altıntaş sen konuşmanı devam ederken parmak kaldırdı ısrarla ama aramızda mı hala? Sorusunu bize yazabilir dilerse aramızdaysa eğer. Bu arada benim hemen merak ettiğim bir şey var. Hani o kadar güzel anlatıyorsun ki Merter, kaçıncı yıl asistanı olduğunu merak ettim. Bizlerle paylaşırsan seviniriz. İkinci yılıma gireceğim yazın hocam. Daha birinci yılı asistanısın, evet. 1,5 yıl oldu. Oldukça güzel sunum yapıyorsun. Tebrik ederiz o bakımdan seni. Teşekkür ederim. Evet, bu arada teşekkürler var. Rüçhan Hoca, Barış Hocam, eskilerle ne kadar güzel bir sunum yaptınız. Teşekkür ederiz demiş. Yine Tekin Karslagil hocamız, harika sunum için çok teşekkürler Barış Hocam demiş. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Kalkancı hocamızın yine teşekkürü var. Sevgili Barış Otlu'ya moleküler yöntemlerinin tarihini çok eğitici, ilgi çekici ve eğlenceli bir şekilde aktardığı için sevgili genç meslektaşımız Merter Yiğit'e son derece zor ve teknik bir konuyu çok anlaşılır bir şekilde aktardığı için çok teşekkür ediyorum. Geçmiş ve geleceğin bu ilham verici buluşmasıyla başlayan sendromik testler seri toplantılarının her düzeydeki mikrobiyolog için yararlı olmasını diliyorum demiş. Evet, teşekkür ederiz Ayşe hocamıza. Çok güzel. Evet, çok güzel Ayşe hocamız tanımlamış değil mi? Aslında sanata vurguyu her iki konuşmacımız da yaptı. Bilmiyorum, ben de biraz internet gidip geliyor, bir sıkıntılı geliyorsa hiç yormayayım kimseyi, sizleri de. Çok güzel duyuyorsun. Kötü mü? Tamam, peki bana uyarı gelmişti düzensiz internetiniz diye ekranda onu görünce.
Evet, hem deneyimleriyle birlikte hakikaten bilim tarihine sevgili Barış Otlu, Barış hocamız bizi çıkardı, yolculuğa çıkardı. Yola yeni başlayan sevgili Mert'er de konuşmasıyla birlikte Ayşe hocanın dediği gibi güzel bir buluşma yaptılar. Pandeminin hemen öncesinde aslında planlanmıştı bu toplantı, büyük toplantı Ankara'da olacak olan 13 Mart 2020 diye hatırlıyorum. Çünkü o sırada bir kararnameyle bütün toplantılar iptal edildi. Son gün Ankara'daki toplantı da iptal edilmiş oldu. Ama pandemi araya girince de hakikaten bu nükleik asit testleri, moleküler yöntemler, bilimdeki gelişme ve doğrudan uygulamaya translasyonu da yaşamış olduk. Sanki büyük bir laboratuvarın içinde gibi yaşadık. Konuşmacılarımız da buna da vurgu yaptılar aslında. Ve de sanatsal yanını da bilimin bütün hani konuşmaları boyunca bize gösterdiler. Teşekkür ediyoruz. Özellikle kadınlara ve gençlere vurgu yapmaları, dikkat çekmeleri bu bilimdeki katkıları nedeniyle ve işte o cam tavanı görünür hale getirip kırılmasını sağlamak için de umut verdiler. Yani bir aslında mesajları da Mert'er son slaytında çok güzel toparladığı için çıkarımları da toparladı. Ben biraz onları not almıştım ama gerek de kalmadı. İzin verirseniz benim merakım var. Soru cevap sanırım teşekkürler devam ediyor gördüğüm. Evet, o yüzden ben bir merak ettiğim bir düşüncesini her zaman değerlendirmelerini ve yorumlarını merak ediyorum sevgili Barış Otlu'nun. Bu konuda da şöyle biraz bahsettiniz ama altın standart tanımı yani Koch postülatlarının yeniden irdelenmesine ihtiyaç var mı? Bunu hak ediyor mu bu gelişmelerle birlikte? Altın standart nereye gidiyor? 2000'lerin ortasında bayağı bir karşılıklı tartışmalar, makaleler oldu. Hücre kültürü ya da kültür mü yoksa nükleik asit testleri yerini alacak mı? Diğer değiştirme olacak mı diye. Bu konuda bir yorum, açıklama getirir misiniz? Hocam tabii ki memnuniyetle. Hocam aslında Koch postulatı 1890'ların sonuna itibaren mikropları hastalıklarla ilişkisini kurdu. Ama yeterli olmadı ortada. Çünkü her mikrop her konakta hastalık yapmıyor. Konak faktörü de daha ön plana çıktı. Mikropla ilgili genetik faktörler de. Dolayısıyla bir moleküler Koch postulatı diye hipotetik bir tez önerildi. Yani bu genom düzeyinde patojenite ile ilişkili belirteçlerin ortaya çıkarıldığı, bunun konaktaki yanıtını ya da konak ilişkisi inceleyecek. Dolayısıyla daha ayrıntılı moleküler Koch postulatı diye bir tez ortaya atıldı ama içi çok dolmadı. Yani bunu ararsanız bulamazsınız kolay kolay. Yani bu henüz Koch'un 1890 yılında Berlin'deki kongrede sunduğu gibi bir etkiyle karşılanmadı. Koch postulatının aslı gibi olmadı. Öyle duruyor ama kesinlikle böyle bir düzenlemeye ihtiyaç var. Konak faktörlerinin de içine dahil edildi. İşte mikrobiyal tanıda altın standart halen kültür. Benim burada tabii üretilebilen mikroorganizmalar için ya da işte zor üreyenler için de bir kısmı öyle. Ancak artık moleküler yöntemlerle geleneksel yöntemler diyebileceğimiz kültür yöntemlerinin gücü birleşmeli. Artık yöntemler buna gidiyor. Kültür yöntemlerinde mikroorganizmanın logaritmik artışının gücüyle örneğin PCR gibi bir yöntemdeki logaritmik artışın gücü birleştiğinde daha duyarlı, daha hassız yöntemlerin geliştireceği aşikar. Bir farklı başka açıdan bakarsak moleküler yöntemler hemen her laboratuvarda uygulanamıyor. Yani biz kendi ülkemize yine bir noktaya geldik. Ya da COVID salgını dolayısıyla herkes moleküler mikrobiyal laboratuvarına bir parça sahip oldu ama dünyanın geneline bakarsak
daha pratik, daha kolay. Belki CRISPR bunun için bir aday ya da LAMP bir aday. Daha sofistike cihazlar gerektirmeyen, daha kolay uygulanabilecek ve bence geleneksel yöntemlerle birleştirilmiş yeni yöntemler tanıtılıyor. Tanıtılacak, giderek artacak. Her iki yöntemin de gücünü birleştirmek lazım diye düşünüyorum hocam. Teşekkürler. Çok iyi şey yaptın, yorum getirdin. Yine birleştirmek önemli, birleştirici olmak. Vazgeçmeden Banu Sancak da, sevgili Banu da, gençlere mesaj makalesi, Özgen Hoca da buradayken, makaleniz reddedilirse asla vazgeçmeyin, pes etmeyin demiş. HCV de şey oldu, hani 89'da ilk olarak sadece moleküler yöntemlerle tanımlandı aslında. Ardından şeyleri geldi, hücre kültürleri, transfeksiyonları, deneyleri, deney hayvanlarıyla ilişkili. Başka soru var mı Özgen Hocam? Ya da teşekkürleri görüyorum. Ben bırakayım. Teşekkürü var. Nuray Arı, Nazlı Gürkan, Nilay Can. Teşekkürlerini iletmişler. Gönül Aslan hocamız, dinlemeye doyamadık, çok teşekkür ederiz demiş. Yine Aydan Özkütüp hocamızdan bir teşekkür var. Özellikle sevgili Mert'e ve Barış hocamıza teşekkürünü iletmiş. Funda Doğruman Al hocamız yine teşekkürlerini iletmişler. Zuhal Zeybek hocamız da teşekkürlerini sunmuşlar. Tabii Banu Hoca'nın mesajı çok önemli. Makaleniz reddedilirse de yaptığınız buluştan vazgeçmemek ve yola devam etmek gerçekten gençlere verilecek önemli bir mesaj. Özlem Barış'ın yine teşekkür mesajı var. O da 2002 yılından beri laboratuvarda PCR çalıştığını ifade ediyor. İsimsiz yine teşekkürlerimiz var. Minyon ile metagenom daha ucuz ve kolay olacak gibi görünüyor diyor. Tabii aslında pandemide de şunu gördük. Hani PCR laboratuvarları hemen işlemeye ve kurulmaya başladı. Hızla yol aldık ama mesela viral hücre kültürlerinde aynı hızda bir ilerlemeyi göremiyoruz. Yani birçok laboratuvarımızda halen bir hücre kültürü yok. Hem araştırma hem rutin laboratuvarı olarak ele aldığımızda çok az sayıda hücre kültürü laboratuvarımız var. Virüsler açısından baktığımızda hani moleküllerin çok daha hızlı ilerlediğini hem araştırma hem diagnostik alanda izliyoruz gerçekten. Hani bu da zaten hani Barış Hoca'nın anlatımıyla hani en basitten en ileriye doğru çok hızla geliştiğini gösteriyor. Ama öte yandan da bu yenilikler keşfedilirken arka planda da ne büyük rekabetler dönüyor. O da işin ayrı bir tarafı tabii. Onu da dikkate almak lazım. Çok kolay olmuyor bilim de yol almak diyebiliriz. Onun dışında teşekkür görüyor muyum? Evet, Dolunay Hoca'nın yine teşekkürleri var. Sohbet kısmına yazmış. Hem sohbette hem soru cevap kısmında teşekkürlerimizi izleyebiliyoruz. Evet. Var mı hocam başka soru, benim göremediğim? Yok, ben de göremedim. Hepsini ilettiniz herkesten. Başka acaba konuşmacılarımızın son mesaj olarak söylemek istedikleri var mı? Yoksa geç bir zaman oldu aslında. Epey vakti kullandı. Gerçekten katılımı yüksek çok... bir toplantıydı. Bu evet. Sebebi ilk toplantımız olarak ilgi çekiciydi. Tabii antibiyotik direnci hızla artarken acaba bu yeni yöntemlerin antibiyotik direncine bir çözüm olup olmayacağı da hani ben Mert'e sormak isterim. Antimikrobiyal alanda bir çığır açacak mı CRISPR? Yani çok detaylı bilgimin olduğu bir alan değil ama CRISPR antimikrobiyalleri de tabii ilgi çekici bir araştırma alanı. Plazmitteki direnç genlerinin hedef alındığı çalışmalar mevcut ya da bir RANS genlerinin örneği. İşte bildiğim kadarıyla EHEC'deki adezyon geninin engellenmesiyle örneğin larva enfeksiyon modelinde onların sağ kalıbının arttığı gösterilmiş. Bunun dışında
yani persistan viral enfeksiyonlarda probiyal DNA'ya yönelik çalışmalar olduğunu biliyorum. Yani viral HPV'nin de onkoproteinlerinin engellenmesi suretiyle HPV ilişkili kanserlere mani olacak tedaviler düşünülüyor. Açıkçası tedavi hakkındaki bilgim bu kadar aşağı yukarı. Şimdi Kerem Ulis'in Acinetobacter baumannii'den öldüğünü duyunca şimdi aklıma şey geldi. Belki CRISPR'ın da öyle bir gen editing yapalım ki Acinetobacter'i avirulan hale getirelim. Acinetobacter enfeksiyonu olsa bile ölümler görülmesin gibi bir şey olabilir mi gelecekte diye aklıma geldi. Hani böyle bir bilim adamının Acinetobacter'den ölmesi de hani gerçekten üzücü. Evet. Bir de diyorum ben de. İnşallah yeni yöntemler, yeni çığır açan gelişmelerle yola devam edeceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum hem katılımcılara hem konuşmacılara. Son sözü Selda Hoca'ya vereyim. Ben de teşekkür ediyorum katılımcılara da özellikle. İlgiyle izlediler, burada oldular ama hakikaten de akıp gitti yolculuk. Şey diye de düşündüm, yani bu oturumun birçok yönde faydası var. Hani eğitimde hem doktora, uzmanlık eğitimde örnek alınacak hikayeler barındırıyor. Çok da etkili bir şekilde sunulmuş, derlenmiş. Değerli yorumlarınızın katkılarıyla da belki kullanım alanı daha da geliştirilebilir. Yani lisans eğitimlerinde de kullanılabilecek güzel yerler içeriyor. Tekrar teşekkürler. Herkese iyi akşamlar diliyorum ben de saygılarla. Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Saygılar, sevgiler. Evet.